anksiyetenin tedavisinde neler yapabiliriz? Çünkü dünyada hızla artıyor. Yani refah seviyesi artıyor ama ona refah seviyesi artmasına ters orantılı ruhsal hastalıktan azalması lazım beklenen. Fakat beklenen öyle olmadı. Ruhsal hastalıklar tedavi refah seviyesi artmayla birlikte daha da artmaya başladı. Hatta şimdi New York'ta kanalizasyonlar da araştırıyorlar New York'ta. Uyuşturucu madde örnekler alıyorlar. O örneklerde, numunelerde yani işte kokain var mı, eroin var mı vesaire artık yoğun bol miktarda Prozac çıkmaya başlamış. Prozac metabolitleri. Yani kanalizasyonlar demek ki herkes artık ekmek peynir gibi şey kullanıyor. Antidepresan kullanıyor. Yani ve bu şeyde kanalizasyonlarda numunelerde hatta onun şey için hani daha çok kriminal amaçla yani hangi bölgede çok gelirse orada çok uyuşturucu kullanıyor deyip o bölgeye mercek altına almak için yani yapılan bir şeyde Prozac çok çıkıyor. Bu da ciddi bir şey. Çocuk ruh sağlığı bozukları aynı şekilde. Bunun üzerine bu konuda tedavi edebilirliğimizle ilgili mesela bir ilaç bulacaklar. Depresyonu pat diye düzeltecek. Mesela bu ilk antidepresana çıktığı zaman 90'lı yıllarda ben hiç unutmam. Böyle Türkiye ilk böyle yeni grup SSRI'ler ilk geldiği zaman böyle bir öğretmen hanım vardı. Bağırdığı zaman sınıf inler böyle. Böyle öfkeli birisi. O ilacı şey yaptık ona. Bizde depresyon var. Beyninde serotonin azalmış diye tespit ettik. İlacı verdik. 3 hafta sonra geldi. Ya dedi doktor bey bu kadar da olmaz ki dedi. Bağırdığı zaman sınıf inliyor. Şimdi öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor gene kızamıyorum dedi. Şimdi düşün yani böyle bir ilaç bulunca bir öfkelilikle birlikte seyreden depresyonu çok rahat tedavi edebilir oldu yani eskiye göre. Onun için dünyada, Türkiye'de de öyle, burada da öyle muhakkak şeyler, antidepresan ilaçlar dünyanın en çok satan ilaçlar arasına girdi. Bazı şeyleri düzeltiyor ama yeterli değil, yeterli değil. Onun için yani burada beyin biyolojik markera ihtiyaç, işaret var. Yani biyolojik ölçeklere ihtiyaç var, ölçebilerek. Mesela kan şekerini ne olursun, şeker ilacı veriyorsun, kan tahlili yapıyorsun, şekerin düştüğünü görüyorsun, bu ilaç işe yarıyor diyorsun. Şimdi psikiyatride o öyle bir marker tam geliştirilemedi daha. Yani tedavi yapıyorsun, bu işte düzeldi diye ama bazı ölçekleri var şimdi, birazdan bahsedeceğim. Onlar bazı, yani genel yaygın kullanılmasa da kullanılmak konusunda işe yarayacak gözüküyor. Şimdi burada beynimizi biz hep sessiz organ olarak biliyoruz değil mi? Beynimizin %95'i meşhur sinir bilimcinin Marcel Mesulam'ın güzel bir sözü var. Beynimizin %95'i aktif olarak çalışıyor. %95'inin ne yaptığını bilmiyoruz. Sessiz olmaz. Bilinçaltı. Yani bilgisayarda vardır ya bir ön bellekteki dosyalar vardır. Görürsünüz 3-5 tane dosya açmışsınız. Ama onun belki 5-10 misli arka planda sistem dosyaları vardır, çalışır. Ama bizim ruhumuz diyor, haberimiz de yok sistem dosyaları. Şimdi insan beyninde de böyle sessiz dediğimiz, bilemediğimiz bir sürü sistem dosyası var, çalışıyor. Çalışıyor, bizim farkında değiliz. Şimdi işte o sistem dosyalarına girip oradaki arızaları düzeltebilmek önemli olan. Yani terapistin amacı da o. Sistem, yani beyindeki bir kişinin dışarı vurduğu, anlattığı bilgiler sadece bizim ekranda, sayfada gördüğümüz 3-5 tane açılmış dosya. Onun işte eskiden buna bilinçaltı deniyordu. Mesela şimdi şeyde nörobilim temelli psikiyatride implicit memory deniyor. Yani örtülü bellek deniyor. Yani bizim o eskiden bilinçaltı dediğimiz bilgi aslında örtülü bellek. Yani beynimizin bir yerinde kaydedilmiş bilgiler var. O bilgilerin rekonfigürasyonunu yapmaya çalışıyoruz terapilerle. Yani nörobilim temelli tedavilerle, ilaçla ya da elektriksel manyetik tedavilerle beyindeki bozulmuş dosyaları rekonfigüre etmeye çalışıyoruz. Yani terapi de bir rekonfigürasyon tekniği. Kişinin yanlış düşüncelerini alıyorsunuz, onun yerine sağlıklı düşünce kalıpları koyuyorsunuz. Yanlış otomatik düşünceleri alıyorsunuz, yerine sağlıklı düşünce kalıpları koyuyorsunuz. Bu da bir beyindeki mesela yani EMDR tekniği var, biliyor musunuz? EMDR diye işte. Yani göz hareketlerinde duyarsızlaştırma yöntemi. Terapi tekniğidir bu. Eğer klinik psikolog oluyorsanız bu
Emedere'yi öğrenmelisiniz. Emedere yani ciddi çok geleceği olan ve beyinde yani şimdi mesela orada şu bir alet vardır. Sağ el sol el çalıştır. Ya da sağ göz sol göz çalıştır. Tık 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 diye çalışır. İşi veya kendini anlatırken bir hikayesini, derdini, sıkıntısını anlatırken birdenbire o aleti çalıştırırken unuttuğu bir çocukluk travması aklına gelir. Yani çözülmemiş travma aklına gelir. Başlar ağlamaya. Ve başlar bir saat, bir buçuk saat ağlar. Ondan sonra çözülmemiş travmayı kişi terapist tabii teknikleri var onu bilirse çözülmüş travma haline getiriyor. O kişinin 20 sene süren baş ağrısı geçiyor. Şu anda bu. 20 sene süren psikosomatik hastalığı geçiyor kişinin. Şimdi beyinde çözülmemiş bir travma demek çözülmemiş bir sönmemiş volkan var. Zaman zaman o volkan tetikleniyor. Kişinin kompleksi davranışına sebep oluyor. Kişinin yani sebepsiz ağlamalarına sebep oluyor. Kişinin sinirli olmasına sebep oluyor. Ya da yaygın ansiyetesine sebep oluyor kişinin. Yani o beyindeki çözülmemiş ama bizim implicit memory dediğimiz böyle örtülü bellekte, örtülü hafızadaki olan bilgiyi ortaya çıkarıp yeniden reproses ettiği zaman o kişi travmayı çözüyor ve birçok hastalığı ve psikiyatride çok daha hızlı bir teknikle o kişide ama tabii bu travmaya iniyorsunuz. Yani bilmek lazım yoksa kişi birdenbire çocuklukta bir taciz, mesela cinsel istismar oluyor, cinsel taciz oluyor, unutmuş oluyor onu. Ama birdenbire babasıyla yaşadığı bir yaşantı oluyor. Onunla birdenbire hatırlamasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra onu kontrol edebilirseniz artık faydalı oluyor. Edemezseniz şey oluyor, patlar, elinize patlar. Hasta daha kötü olur. Onun için beynimiz böyle bir tamirci, biz psikolog demek aslında tamirci demek. Tamircinin, usta tamircilerin ne bir özelliği vardır biliyor musunuz? Tamir çantaları vardır. Tamir çantalarında eğer bir tane alet varsa arıza o alete uygun arıza varsa onu tamir eder. Ama alet çoksa, çeşitliyse bir aleti yapamadığı için öbürünü çıkarır. Ne yapar? Oradaki arızayı tamir eder. Onun için psikolog da muhakkak yani analitik psikanalizi bilmeli. Biyolojik psikiyatriyi bilmeli. CBT işte davranışsal bilişsel tedavi bilmeli. Zaten temel psikoloji sorunu söylemeye gerek yok onun dışında. Yani psikopatolojiyi bilmeli. Bütün bunları bildikten sonra hepsinden bilirse yani bu kişiye analitik yöntemle faydalanabilir. Bu kişiye emedere lazım. Bu kişiye destekleyici psikoterapi lazım diye hangisine olacağına karar verirsiniz. Eğer siz biliyorsanız yaparsınız yoksa o işi bilen başka arkadaşınıza gönderirsiniz. Onun için tamir çantamızda bütün şeyle ilgili, terapiyle ilgili genel bilgi, genel alt malzemelerin olması, materyallerin olması bunu öğrenmek gerekiyor. İşte onun için çeşitli kişilik testleri, mesela Rocha psikanalizcilerin yaptığı bir testi ama Rocha testi gerçekten şey, yani mesela gerçeklik testini anlamak için, bir kişinin gerçeklik analizi yapıp yapmadığını anlamak için iyi bir Rorschach bilgisi olan kişi daha çok tabir şey anlıyor. Mesela afektif süreçleri anlıyor. Kognitif, zihinsel süreçleri anlıyor. Çatışmanın dinamiğini anlıyor. Yani kişiyi çözme açısından da halen Rorschach testi yani önemli bir test. Yani onu bilebilmek, kişilik testlerinden mesela MMPI'yi bilebilmek, MMPI daha kolay öğreniliyor. Yani bunları bilmek, diğer psikolojik şey ölçekler var. Mesela Yale Brown'la tutun da çocuk çağı travma ölçene kadar bu ölçekler onların da çok kolaydır. Yani hastaya veriyorsun, tedbir oluyor. Ya siz 10-15 dakikada buluyorsun ama kişide bir semptom checklist yapıyorsunuz. Semptom checklist yaptıktan sonra o kişinin güçlü alanlarını, zayıf alanlarını belirliyorsunuz ve öyle gidiyorsunuz. Bunlar hepsinin biyolojik karşılıkları var. Evet, şimdi beyindeki bölgeler, biraz önce bahsetmeye çalıştım. Yani her bölgenin beyinde ayrı bir fonksiyonu var. Yani fazla ayrıntıya girmeyin. Şimdi en önemli bölge beyinde limbik sistem bölgesi. Sağda ayrıntısı gözüken bölge. Bu limbik sistemde duygusal duygular proses ediliyor. Derin yapılar bunlar. Yani hafızanın olduğu bölge. Diğer taraftan mesela amigdala bölgesi. Şurası.
amigdala bölgesi. Burası duymuşsunuzdur şey, amigdala duyguların prosesi, duygusal denek bölgesi, duyguların hafıza edildiği bölge. Duygusal zeka çalışmalarında buranın çalışmaları vardır. Yani buraya hatta şimdi tedavide nöronavigasyonla sadece beynin o bölgesine bulup o bölgesine manyetik uyarılar vererek tedavi etme teknikleri var. Oranın çalışmasını bozukluğu tespit edildiyse. Yani bunlar yahut da RF dalgalarıyla, radyo frekansıyla tedavi etmeyle ilgili çalışmalar var. Hani genel tedavi protokolü haline gelmiş değil ama belki önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde gelecek. Diğer mavi balon hipokampus, hafızayla ilgili mavi bölge var. Yani bunlar hepsi şey, beynin derin yapıları ve bu yapılar biz terapilerde buradaki network'ü biz şey yapıyoruz. Yani beynin çalıştığını en güzel açıklayan model network modeli. Beyinde mesela şizofreni denildiği zaman önceden böyle beyinle bağlantısı kurulamıyor. Ruhun parçalanması gibi söyleniyor. Fakat şimdi beyin haritalamalarında beynin genom projesinden sonra en önemli proje konnektom projesi dedik. Yani beynin hangi bölgesi hangi bölgesiyle konuşamıyor. Mesela şizofrenide beynin bir bölgesi bir bölgesiyle konuşamadığı için, konneksiyon bozulduğu için, diskonnektivite olduğu için şizofreni çıkıyor. Kişi kendi kendine konuşmaya başlıyor, kendi kendine gülmeye başlıyor. Yani mesela güneş, ben neşeliyim onun için güneş doğdu diyor. Ben üzüntülüyüm onun için yağmur yağıyor diyor. Yani beynin en büyük algılama organımız beyin. Beynin algılaması bozuluyor kişilerde. Yani üç gerçeklik vardır. Bak psikolojide çok önemli. Bir rüya gerçekliği hepimizin yaşadığı. Bir fiziksel gerçeklik, normal yaşadığı. Bir de hayal gerçekliği. Şimdi sabah uyandığımız zaman bir alacakaranlık dönemi vardır böyle bir. 5-10 saniye belki bazı süre daha uzun süren rüyasının gerçek zannedip uyandıkken rüyasını devam ediyor gibi olur. Yani hepimiz zaman zaman yaşarız onu. Hatta kara basan denir böyle. Yani kişi uyanıktır ama vücudu kilitlenir. Hayaller, görüntüler görür. Küçük küçük adamlar görür. Vücudu kilitlenir. Ölecek gibi hisseder. O anda o fizyolojik olarak da normalde de olabiliyor. Yani sabah uyanınca olur. Gündüz ve kısa uykularda olur. Böyle bir, yani uyku paralizisi de dedi. Yani uyku felci dedi. Vücut felç gibidir. Ama şu bilinç açıkçası müthiş korkutur kişiyi. Şimdi bunların hepsi beyindeki hayal gerçekliğiyle maddi gerçekliği karıştırıyor beyin. Normalde hayal gerçekliği rüyadan uyanınca insan bu ya bu rüyaymış diyorsunuz. Ya keşke devam etseydi de diyebiliyorsunuz. Öyle güzel rüyalar oluyor ki. Yahut da bazen çok şükür iyi ki uyandım diyorsunuz panter içinde. Kabuslu oluyor. O anda işte kişi hayal gerçekliğine fiziksel gerçekliğe geçiş yapıyor. Şizofrenler onu yapamıyorlar. Hayal kuruyorlar. O hayali daha sonra gerçek zannedip yaşıyorlar. Kendi kendine konuşuyorlar, kendi kendine gülüyorlar. Yani Elizabeth Taylor'a aşık oluyor, yaşıyor mesela. Çok güzel. Yatıyorsun, tedavi ediyorsun. Birdenbire şey, yani keşke tedavi olmasaydı diyorsunuz. Öyle güzel bir dünyadan alıp gerçeklerle yüz yüze getiriyorsunuz. Hatta ben şeydeyken, hastalık dönemlerinde hiç unutmam, bir hasta vardı, asker hastanedeydi. Hastanın böyle omuz tikleri var, omuz ve boyun tikleri var. O tiklerden dolayı orada hocalarımız şey yaptı, bir tereddüte düştü. Bu adam numara mı yapıyor, hasta mı diye. Adli psikiyatride kullanılan, nadir kullanılan bir yöntemi, onu uygulamak kararı alındı. LSD biliyorsunuz, o zamanlar yasaklığı çok yoktu. 1980'li yıllarda tam yasak değildi. Yani şey amaçla kullanılıyordu. Gerektiği zaman tıbbi amaçla. Şimdi onu getirdik, hastaya onu verdik askere. Asker şeyde sınıfta böyle dolaşmaya başladı. İki konular dedi. Hayrola böyle mutlu uçuyor böyle. Ne var dedi, burada üç sarışın, burada üç esmer var dedi. Yani şimdi hayal dünyasında birden çocuk şey yani baktık şey ama o vaziyette bile tipleri var. Dedik ki bu şey hasta yani şey yok. Yani numara yapmıyor. Ve askerlik yapamaz rapor verilmişti o zaman. Yani burada bu şey işte insanın o bastırdığı şeyleri o ilacın etkisiyle şey tamamen ortaya çıkardı. Yani bu ilacın beyinde yaptığı değişiklik yani. Demek ki bizim ruhsal durum dediğimiz durum aslında
beyinsel karşılığı var. Yani bir orkestra düşünün. Orkestrada bir sürü enstrüman var. Violonselden tutun da kemana kadar her şey var. Birisi bozuk çalarsa orkestranın ahengi bozulur. İşte beyinde de böyle bir orkestra gibi çalışıyor beyin. Bir yer çalışması bozulduğu zaman kişinin bütün davranışları etkiliyor. Ama orkestrayı orkestra yapan o aletler değil. Aletlere şey yapan oradaki dirijör şey yani. Notalar. Yani yazılım bilgi bir şeydi orada. Orkestra şefi onu veriyor. İşte o bilgi de ruh dediğimiz bir şey. Yani beyindeki şeyler birer orkestra gibi kendi enstrümanlı, kendi şeyiyle ifadesiyle çalıyor. Ama önemli olan o şeyi oraya gelen müzik bilgisidir orada. Yani beyni, beyin yapan müzik bilgisidir. Ruh programıdır. İnsan yapan oradaki ruh programımız bilgisayardaki yazılım gibidir o. Bilgisayarda birçok şeyler var, işlemciler var ama yazılımı maddi olarak ifade edemezsiniz. 1-0, 1-0 diye manyetik parçacıklar dizilmişti ama o parçacıklar, yani uzaydan birisi gelse bilgisayara asla programı anlayamaz, çözemez. İşte beyinde öyle bir organ, yani beyinde biyolojik bir altyapı var fakat onun yazılımı ruhsal yapımızla ilgilidir. O beyin olmadan da hiçbir şey yaramaz. Onu ifade eden beyindir. O nedenle yani ruhla ilgilenen kişiler yani muhakkak beyinsel korelasyonları kurması lazım. Hatta şimdi o derece ileri gitti ki yerde filozoflar ve nörobilimciler birlikte çalışıyorlar. Sosyal bilimciler nörobilimcilerle birlikte çalışıyor. Sosyal olayların beyindeki karşılıklarına bakarak yani en etkili sosyal olay hangisidir, en etkili olmayan hangisidir, onun kanıta dayalı devam ettirebilmek için bunu yapıyorlar. Bu nedenle beyinsel korelatlarını bilmek tedavide, burada beyinde 140 milyar civarında hücre var. Bir hücrenin bir hücreyle 2000-10000 bağlantısı var insan beyninde. Kuş beyninde 1 ve 2 bağlantı var. Onun için kuş beyninin lafı aslında gerçekten şey, tesadüfen söylenmiş bir laf değil. Yani kuş beyninde ama insan beyninde 2000-10000 bağlantı var. Bir hücreyle bir hücre arasında. Yani o bağlantılar zaten beyni beyin yapan o bağlantılar. Yoksa hepimiz birer kuş gibi oluruz. Ve burada da şeyi görüyorsunuz. Bu sinaptik aralığı görüyorsunuz. Bu beyindeki işte bu elektrisel uyarı geliyor buradan. Buradaki kimyasal iletiye dönüşüyor ve diğer hücreye giriyor. Buradan bütün beyne yayılıyor. Bilgi akışı. Yani beyindeki bilgi akışı, enerji akışı şeyde elektrisel ve kimyasal olarak oluyor. Burada bilgilerin toplandığı biliyorsun DNA. Bu DNA daha sonra DNA toplam DNA 1.5 metrelik bir şey oluşuyor. Bir kromozomda 1.5 metrelik DNA zinciri var. DNA zinciri proteinlerle besleniyor ve DNA görüyorsunuz mavi yeşil çizgiler. Bunlar DNA şeridi ve bunlar protein ve böylece bir kromozom oluşuyor. Bir insanın programı yani gözünün yeşil olacağı, saçının nasıl olacağı her şey burada kodlanmış. Şizofrenide ne oluyor? Beyin hatalı protein üretmeye başlıyor. Kişide Hüseyin soracak. Buyurun. Hocam bu bağlantı dediniz ya insanın zeki olmaması veya peki zeki olması arasındaki seviye bakma o bağlantılarla ilgisi var mı? Tabii işte bu güzel bir soru. Şimdi bağlantı zenginliği fazlalaştıkça kişinin zeka bir beynin hani mikro işlemcisi var ya şey, bilgisayarın mikro işlemcisinde ne kadar hatta mikro işlemci otobana benzettiler. Yani otobanda şerit ne kadar çoksa o kadar çok bilgi almış olur. Bir zeki kişilerde de beyinde yollar otoban gibi geniş. Yani bir olayda 3-5 tane olayın bağlantısını kurabiliyor. Ama bu zeka eskiden sabit kabul ediliyordu. Şimdi değişken olduğu geliştirilebiliyor. Yani özellikle duygusal zeka tamamen değişiyor, gelişiyor. Gelişen bir şey. Yani bu nedenle bu şey yani zeka beynin öğrenme hızını gösteriyor. Zeka. Yani öğrenebilirliğini gösteriyor. Yani hafızada hard disk gibi beyindeki yani bilgilerin kaydedilmesini gösteriyor. Yani ne kadar bilgi olursa olsun hard disk iyi değilse mikro işlemci değilse bilgiye ulaşamazsınız. Zeka onu sağlıyor.
Hayat tecrübesi de işte beyindeki network oluşturmayı sağlıyor. Yani öğrenme dediğimiz zaman mesela iletişimcilerin kullandığı 5N1K vardır. Biliyor musun? Kim söyledi? Ne söyledi? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? 5N1K. Bu aslında Kanadalı bir psikolog bulmuş bunu. Bu psikolojiden ödünç almışlar, üzerine yatmışlar. İletişimcileri zannediyor. Aslında bunu bulan psikolog, hafızanın altı sadık bekçisi diye geçiyor. Yani bir bilgiyi beyne kaydetmek için bu altı soruyu sorarak kaydediyorsanız o bilgi çok kolay hatırlanıyor, unutulmuyor. Mesela kim söyledi? Nerede söyledi? Ne zaman ne söyledi? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Bak kim? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Bu altı soruyu sorduğumuzda o bilgi yani beyinde yani kim olduğunu unutursanız nereden hatırlıyor? Nerede unutursanız nasıl hatırlıyor? Niçin hatırlıyorsunuz ve böylece birinden kütüphanede bir bilgi kaydederken hani şeyler ne kadar eksenli olursa hani kavramsal istatistik olur, yazar adına kayıt yapılır yahut da kitap ismi adına yapılır. Yani bir yapılır, birini unutursan öbüründen bulursunuz kitabı. Beyinde de öyle. Bilgileri beyne 5N1K ile kaydetmek. Kim? Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin? Bu altı soruyu sorarak bilgiyi beyne kaydettiğimiz zaman o bilgi beyinde kalıcı belleğe giriyor. Hafızası güçlü kimseler bilgileri böyle kaydediyorlar beyinde. Onun için bunu yaparken muhakkak bunu en çok beyinde de 5N1K'yı çalıştırmak için yani bazı kişilerin kulak hafızası yüksektir. Anadolu'da kulak mollası denir. Yani hiç kitap okumamıştır. Bu arada hep sohbetleri dinleye böyle bakarsın alim gibidir. Her şeyi konuşur, her şeyi anlatır. Kulak mı? İşitsel hafızası iyidir. Fakat herkes o kadar şanslı değil. Ha. Biz de yani kültür olarak yani biz ortasından kalkmışız, gelmişiz. Bir kültür olarak sözel kültüre çok yakınız. Yazılı kültür zayıf bizde. Yani Fuzuli falan az yetişmiştir mesela. Fuzuli büyük bir şey. Yani sözel kültürün yazılı kültüre dönüştürebilmiş yani. Onun için Azerbaycan'dan şanslı yani bir Fuzuli gibi birini çıkarmışlar yani. Fuzuli şeyin Shakespeare gibidir yani. Yani Doğu dünyasının Shakespeare'idir, öyle birisi yani. Onu muhakkak hele yani burada olup onu bilmiyorsanız çok şey, biliyorsun değil mi? Öğretmenimizdir. Yani öğretin yani Fuzuli yani gerçekten şey, yani büyük Leyla ile Mecnun onu biliyorsunuz. Leyla ile Mecnun, şimdi sırası gelmişken söyleyeyim mesela aşkı en çok Leyla ile Mecnun aşkı şey yapmış, anlatmıştır. Leyla savaş çıkıyor onlar şey için, Leyla ile Mecnun'u birleştirmek için savaş çıkıyor. En sonunda ya birleşemiyorlar. Leyla şey yapıyor. Evlendiriliyor. Şey sonra düşüne hasta oluyor ve vefat ediyor. Mecnun ona geliyor. Birleşmeden kaçıyor mesela hayattayken. Daha sonra o onun öldüğünü görünce o da onun mezarına geliyor. Düşüne o da ölüyor. Ama şimdi Leyla ile Mecnun şimdi yaşasaydı biz onları hastaneye yatırırdık. Tedavi yapardık. Ne Leyla kalırdı ne Mecnun. Yani şu andaki tedavi imkanları öyle. Çünkü onlar patolojik aşk. Patolojik aşkta şey beyin şey oluyor artık. Düşün. Açlıktan dura dura bir insan yemeye dura ölebilir mi ya? O derece tutkulu bir aşk var. Yani kendini yok etme derecesinde o öldü, ben de öldüm noktasında. Bunu normal insan, sağlıklı bir insanın davranışı değil bu, hasta. Ve gerçekten de biz öyle aşıklar oluyor, yatırıyoruz. Yani ben şey biliyorum, Adapazarı'da olmuştu bir bayan, hanımcık birisi. Yanlış bir tedavi oluyor, antidepresanı fazla alıyor. Tüpçüye aşık olduk kadın. Tüpçüye aşık olduk, sonra tedavi ettik ya ben ne yapmışım dedi. Gene bir iş adamı hatırlıyorum öyle. İş adamı ilaç tedavideydi, bipolar bozuktu. Antalya'ya gitmiş, Antalya'da şoförü telefon etti. Dedi ki, ya doktor bey bizim patron bir Rus kıza aşık oldu. Evlenecek gidiyor, ne yapayım dedi. Ben sordum, aman sakın dedim, yolunu çevir. İlaçları şöyle değiştir dedik. Sonra da, ya ben ne yapıyormuşum ya dedi. Ya şey işte ilacın yan etkisi olarak şey, duygular yükselmiş, manik döneme girmiş o dönemde. İlgi gösteren aşık oluyor insan. İlgi gösteren aşık olan varsa tedavi etmesin kendini. İlgi gösteren
kişiyi sorgulamıyor demek ki. O tehlikelidir. Mesela dini gösterenler, temel kişiliğine uymayan immoral behavior deniyor. Yani kişinin temel kişiliğine, temel ahlaki değerlerine uymayan şekilde evden kaçmaya, uyuşturucu kullanmaya ya bir rastgele ilişkilere başladıysa böyle durumlarda o temel kişiliğine uymadığı için hastalık araştırmak lazım. Bunlar hepsi şey, beyin kimyası bozuluyor ve yapay ilaçlarla biliyorsun, antidepresan fazla verilmesiyle bile olabiliyor. Evet, bu da yine gen haritası, genom projesinde bulunan, yani insanın genomu çıkarıldı şimdi biliyorsun. İnsanın genomundan sonra 46 kromozom üzerinde, 3000 üzerinde genom var. Burada bu gen yapılarını göstererek tedavide biz şimdi şeyi kullanıyoruz bunun için. Mesela ilaç genetiğiyle ilgili çalışma yapıyoruz. İlaçlarda TDM diye, terapötik monitörü diye bir sistem var. O sistemle ilaçların kandaki düzeyine bakılıyor. Bazı kişiler var, fil dozunda ilaç alıyor, hiçbir şey tesir etmiyor. Bir kanlarına bakıyoruz ki ilaç vücut hızı metabolizör, ilacı hemen atmış vücut, boşalmış ilaç. Ona bakıyoruz, o zaman ilacı değiştiriyor. Farmakogenetik kimliğini çıkarıyor. Yani hangi ilaç bu kişiye etki eder, kimliği çıkarılıyor. Ona göre kronik hastalıklarda o şu andaki yani tedavideki en şey metot o. Farmakogenetik kimliği çıkarılması. Bu nedenle gen tedavi pratik kişiye özel tedavi diye geçiyor yani. Bu özellikle kronik vakalarda, tedavi zor vakalarda bu genetik yapıya uygun tedaviler bir seçenek olarak işimizi kolaylaştırıyor. Burada sinaps, bu işte biraz önce bağlantılar görmüştük. Bu sinir ucu geliyor. Burada veziküller var. İşte bunların içerisinde serotonin, dopamin, noradrenalin gibi kimyasallar var. Bu kimyasallarla karşı tarafın hücresine gidiyor. Burada voltaja bağımlı çalışan iyon kanalları var. Bu iyon kanallarını tetikliyor, hücrenin içerisine giriyor. Karşı hücrede belli bir eşik seviyesini ulaştırarak uyaran aksiyon potansiyeli oluşuyor ve karşı taraftaki hücre uyanıyor. Yani kimyasal ileti burada önemli. Mesela serotonin azaldığı zaman kişi hayattan zevk almıyor, mutlu değil. O kimyasal ileti bozulduğu için beyindeki bilgi transferi bozuluyor. Duygu transferi bozuluyor. Bozulunca da beyin duyguları ifade edemiyor. Duygularda blokaj oluyor. Yani şeylerde rastlamışımdır. Ben bu Irak Savaşı'nda gördüm. Böyle bir kadın köprünün ortasında iki taraf birbirine ateş ediyor. Köprünün ortasında böyle boş boş bakıyor. Niye bakıyor? Yani hemen yatması lazım. Yani o travmadan sonra şok yaşantılarda beyin aşırı ASTH var böyle. Stres hormonu. Onu aşırı salgılıyor. O hormonun özelliği de nonsense dediğimiz böyle duygusal küntlük yapıyor. Bloke ediyor kendini. Marmara depreminde de rastlamıştım. Yani çocuk göçün altında böyle robot gibi dolaşan insanlar ortada. Yani şokun şiddetinden dolayı yani yine şuna benziyor. Hani kolu kırıldığı zaman insan nasıl kımıldatamaz, oynatamaz. Ta ki korumayı alır, oynatırsa daha çok acı çekecek. Şimdi bu kişilerin beyni de şokun şiddetinden dolayı kendini bloke etmiş, düşünürse daha çok acı çekecek diye kendini kapatıyor düş dünyaya. Yani savunma mekanizması. İşte beyin şok esnasında ne oluyor? Bu kimyasalları birden kesiyor, dış dünyaya bağlantı kopuyor, robot gibi dolaşan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar şok yaşantılar. Yani önceleri böyle biz öğrencilik yıllarımızda şeydi, mesela dili tutulmuş çocukluğunda bir şeyden korktu, köpekten korktu, dili tutuldu. Niye hocalarımıza söyler, ona bilimsel temeli yok, olmaz öyle şey derlerdi. Şimdi bir korku, bir şok yaşantı, bir insan bir korkudan bir şeyden korktuğu zaman beyinde sirküitler var, sinirsel devreler var. Böyle bir ani bir korku geldiği zaman beyindeki o sirküit, sinirsel devre patlıyor. Patlayınca sözcük üreten beyin bölgesiyle sözcüğü anlam yükleyen beyin bölgesi arasındaki bağ koptuğu için kişi konuşamamaya başlıyor ve kekeme oluyor. Onun için bu yani şu anda bunlar ölçülebilir bilgiler oldu. Şimdi bak bununla ilgili mesela beynimizin sözcük üretmeyle ilgili solon bölgesi, sözcüklere anlam katmayla ilgili bölgesi ve sözcükleri burada okunmuyor galiba. İfade edilip oluşturulmasıyla ilgili, sözcüklerin söylenmesiyle ilgili. Şimdi burada
şu kırmızı Broca bölgesi, beynin kelime üreten bölgesi sözcüklere görsellik katıyor arka. Şurada sözcükleri söylerken çalışan beyin bölgesi. Bu da sözcükleri oluştururken çalışan beyin bölgesi. Yani beynin bu metabolizma, glukoz metabolizması PET cihazı var. Onunla PET glukoz oksijen metabolizmasının haritalaması çıkarılıyor. Yani aşağı yukarı bir kelime üretme, üretilen kelimeye anlam katma ve ifade etme beynin 1/3'ünü çalıştıran bir şey. Yani sözcük konuşmak aslında beynin en komplike faaliyeti. Yani mesela İngilizce bilen bir kimse İngilizce konuşurken Almanca da biliyorsa diyelim, Arapça da biliyorsa, üç ayrı dil rahat konuşuyorsa kelimeleri karıştırmaz. Nasıl yani yarısı Türkçe, yarısı Arapça söylemez. Yani niye? Çünkü Arapça konuştuğu zaman beyinde artık ayrı bir mod vardır. Otomatik olarak o network çalışır. İngilizce konuşurken farklı network çalışır. Yani kişinin beyninde bu konuşa konuşa oluşuyor, bir network oluşuyor. Konnektom oluşuyor, bağlantı haritası oluşuyor. O bağlantı çalışmaya başlıyor kişinin beyninde. Bu işte sözcük üretme, sözcüğe anlam katma, konuşma beyinde böyle bir şeyle kompleks bir network dedi. Buyurun. Beyinde bir kedide kelime yayılıyor. Soracağım. Siz de ki beyni meğer fizyolojik prosesler girmezse kekeminde kekeme oluyor, olabiliyor. Peki biz kekemenin karşısını almak için o beyindeki o fizyolojik bozuntuları düzeltmeye mecbur muyuz? Olmazsa yine kekeme düzeltmek. Tabii şimdi kekemenin mesela tedavisinde vardır. Kişi kekeme olduktan sonra mevcut olan şeyi yollarla uğraşmıyorsun artık. O kişiye yeni network oluşturuyorsunuz. Karşısına alıyorsunuz. Zaten bilginin şeyi var, hafızada duruyor bilgi. Sadece ifadesiyle ilgili sorunlar var. Ona tekrar şey öğrettiğiniz zaman A demeyi, B demeyi, kelimeyi vesaire kişi bypass yollar, kısa yollar oluşturuyor beyinde. Yeniden konuşmaya başlıyor. Onun için kekemelikte böyle şey vardır. Kekemede artikülasyon ve fonasyon vardır. Yani kelimeleri birbirine eklemleme ve heceleme. Bunları tek tek öğrettiğiniz zaman kişi eğer sabırla istekliyse tekrar ederek kekeme olduğu halde konuşmayı yeniden öğrenebilir. Yani eğitimde bu nedenle şey gibi, yani ilaç değil onun eğitimi, yeni network oluşturmak için yeni egzersiz yaptırmak. Yani egzersiz aynı şey, yani beyni network oluşturarak tedavi ediyor. Burada mesela şizofren kişinin beyniyle normal bir kişinin beynini karşılaştıran beyin taramaları. Normal bir kişinin beyni sol tarafı eşit çalışıyor görüyorsunuz beyinde. Normal bir kişinin şu beyin eşit çalışıyor. Bu şizofren kişinin beyni. Sadece beynin bir bölgesi aşırı çalışıyor, diğer bölgesi yetersiz çalışıyor. Yani beynin aktif, yani beyinde ahenk bozulmuş şizofren. Bir bölgesinin beynin bütünüyle bağlantısı yok. Bir bölgesi de abartılı çalışıyor. Yani bu neden de şeydir. Yani şizofren yani beyinde bir bölgenin bir bölgeyle bağlantı bozukluğudur. Bağlantı bozukluğu, koneksiyon bozukluğudur. Yani bu bozukluk beyin görüntüleme, bu da beynin metabolizma haritalamasıdır. Beynin. Oksijen ve glukoz koyu renkler çok yoğun metabolizma hızlı. Yavaş şeyler açık renk sarılar yavaş metabolizma olduğu gösteriyor. Şimdi burada ekstazi kullanan birisinin beyni, sol taraf normal beyin şurası, sağ tarafta ekstaziden sonraki beyin. Görüyorsunuz beynin ön bölgesinde kırmızılar tamamen kaybolmuş. Yani beynin serotonin dağılımını gösteriyor. Serotonin o, mutluluk, zevk, enerji, onunla ilgili kimyasal. Ekstaziden sonra kişide hani o ekstaziye klaptırak diyorlar hani. Şeyler ekstaziyi alıyorlar, gece kulübüne giderken bütün gece dans ediyorlar, aşırı bir enerji. Ama ondan sonra ertesi gün, iki gün, üç gün depresif, perişan, yerlere sürünüyor kişi. Yani çünkü beyindeki bütün enerji depolarını doping yaptırıyor diyor, aşırı uyarıyor, aşırı bir yapay bir haz, lezzet oluşturuyor. Ondan sonra bu sefer onsuz zevk alamamaya başlıyor kişi. Uyuşturucu madde kullanırken artık o kişi maddeyi almadığı zaman
hayattan tat zevk alamıyor. Genellikle de ilk şeydir, doruk zevk ilk alışta oluyor. O ilk alışı yakalamak için kişi artık yani cenneti dünyada aramaya başlıyor. Ve bunu işte, bulamayacağı için de bir türlü o madde onu esir alıyor. Tutsak haline geliyor yani. Alışkanlık, ihtiyat haline geliyor. Şey. Triyaki oluyor o ilacı şeyle. Bağlanıyor ona, esir alıyor. Bu nedenle şey, ekstazi bunlardan, yani sentetik uyuşturuculardandır bu. Sentetik uyarıcılardan. Yani uyarıyor beyin, depolarını boşaltıyor. Bu da mesela antisosyal kişinin beyniyle sağlıklı kişinin beyni. Burada başka bir görüntülemede. Sağlıklı kişinin beyni her tarafında aşağı yukarı benzer bir aktivite var. Ama antisosyal kişiler biliyorsunuz suça becerikli kişilerdir. Yalan söyleyen, sosyal normlar olmaz, seri katiller, böyle kendilerini kesenler, cezaevindeki kişilerin çoğu antisosyal kişiler ya yani başkasına eziyet eder, zevk alır onlar. Hiç rahatsız olmaz. Suç, acıma duygusu yoktur, pişmanlık duygusu yoktur, merhamet yoktur, nedamet hissetmez hiçbir şeyler. Bu kişiler, antisosyal kişilerin beyni yani genel olarak bir orkestra gibi çalışmıyor. Sadece beynin çıkarla ilgili bölgesi yani. O anda fazla neyse, neyi şey gibi yani içgüdüsel çalışan bir beyin. Şizofrenin beynine çok benziyor dikkat edin. Sadece beynin bir bölgesi çok çalışıyor, diğer bölgesi çalışmıyor. Yani beyni ahenkli bir şekilde orkestra gibi yönetememek demek aslında bu tip hastalıklarda. Beyinde burada farklı nektör çalışıyor, şizofrenide farklı nektör çalışıyor ama sonuçta beynin ön bölgesinin hastalığı ikisi de. Antisosyalde, şizofrenide. Frontal lob biliyorsunuz şeydir, beynin yürütücü bölgesi. Kaptan köşküdür, yönetici bölgesidir. Soyut düşünce orayla ilgili, sembolik düşünce, kavramsal düşünce. Sonra kişilik gelişimi. Mesela Eliot vakası var, literatüre girmiş. Eliot meşhur bir avukat Amerika'da. Bu nörobilimde referans olmuş vakalardan biridir. Eliot vakası çok meşhur bir avukat. Böyle zengin, çok başarılı, adası var, arabası var, Ferrari'si var falan öyle birisi. Yani bir gün bu kişi bakıyor, artık lavabali olmaya başlıyor, işini aksatıyor. Ve birkaç yıl içerisinde her şeyini kaybediyor. Böyle tembel çocuk gibi işine gidiyor, vakalarıyla ilgilenmiyor. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bu kişilerde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişide sonra karısından da boşanıyor. Bu adam huyu değişti, ahlakı değişti, kişilik değişti, bu psikopat oldu diye. Sonra tesadüfen bir MR çekiliyor. Beyninin ön bölgesinde mandalin büyüklüğünde bir tümör. Mandalin büyüklüğünde tümör. Tümör çıkarılıyor. Kişi biraz toparlanıyor ama sonra da anlaşılıyor ki beynin kişiliği proses eden bölge sonrası. Kişilik, karakter, ahlaki değerleri, yani sözünde durmayı, bu gibi şeyleri proses eden bölge. O bölgelerde hasar olduğu için beyinde o kişi bütün birikimini kaybediyor. Düşün, yani hiç felç yok, epilepsi yok, nörolojik hiçbir bulgu yok. Tek bulgusu şey, beynin ön bölgesindeki bu hasardan dolayı tümörden dolayı oluşan kişilik değişimi. Yani onun için bazı depresyon türleri sadece kişilik değişimine seyrediyorsa, bir insanın mesela başarılı bir noktaya gelmiş, birden kişiliği değişiyorsa iki şey araştırın. Ya beyinde tümör kitle vardır, yahut da demans, erken demans başlamıştır. Frontal lob demansı. Yani Alzheimer'ın beyinde hafızayı etkileyen demans türü. Bir de FTD diyebilirim. Frontal demans. Frontotemporal demans, FTD diye geçer. Frontotemporal demans da beynin ön bölgesindeki hücre ölümüyle ilgilidir. Orada da kişilik değişimi şeklinde şey yapar, yaşanan demans türleridir. Onları araştırmak lazım. Ben şeydeyken, bir gün klinikte bir doktor arkadaş, yani bizi nöropsikiyatri merkezi olduğu için bizim orası, yani vakalarımız yani hem nörolojik hem psikiyatrik yönden bütünsel olarak ele alıyor. Bir hastasını bize gönderiyor. Doktor arkadaş da tipik depresyon bu diyor. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bir ilaç verip gönderiyor. Hastalığı ilerliyor. Sonra başka bir doktora gidiyor. MR çekiyor. MR'dan sonra beyinde şey çıkıyor. Onun üzerine onu gönderen doktor arkadaş bana sitem etti. Ya ben siz
nörobilimle çalışıyorsunuz diye ben size gönderdim. Sizdeki filanca doktor MR bile çekmemiş dedi. Sonra ben o doktor arkadaşa söyledim, ya niye böyle? Ya bizim hani tedavi standartlarımız belli, tedavi protokollarımız belli. Böyle bir şey niye yapmadın dedi. Ya yüzlerce hasta görüyorum dedi. Bir tane hata olur dedi bana savunması olarak. Ben de ona şey dedim. Bak senin için bu hata %1 hata. Ama hasta için %100. %100. O hata için yani onun için bu bazı meslekler vardır. Bunların hatasını bedeli çok ağır. Yani onu ben hatta size de söyleyeyim. Biraz önce sohbette de konuşuldu. Doktor Cerrahpaşa'da bir hocamız vardı. Melih Tahsinoğlu, onun sözü vardı. Kulağımıza kıpı oldu. Şey diyordu. Aşçının hatasını maydanoz örter. Terzinin hatasını ütü örter. Doktorun hatasını toprak örter. Değil mi bak? Yani burada kendisi klinisyen olacaksanız eğer, klinisyenin hatasını bedenin şeyi örtüyor. Toprak hasta örüyor yani. Şey yok. Yani onun için bu şeyler yanlış bir söz. Ya bir şey olmaz geçer dersin, giden intihar eder. Yani onun için yani bu soru mesuliyetli bir iştir bu klinisyenlik. Yani sağlık çalışanı olmak, ruh sağlığı profesörü olmak özellikle mesuliyetli bir iş, veballi bir iştir. Yani bir insan size geliyor danışıyor, onu yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Hocam bir sağ ol versem olar. Nasıl? Sağ ol. Tabii ki sağ ol. İngiltere'de danıştık şizofrenler. Şizofrende dedi ki beynin kuruluşu bu şekildedir. Burada normal insanda yani paralanıp her bir tarafta çok normaldi, yaxşıdı. Mesela şu bu şizofrende o bir noktadaki toplanır. Biz onu paralayabiliriz yani beynin o ise o mümkün de şizofrende. Yani, tıpta bile bir şey mümkün değil mi? Yani o yani müeyyen derecede sağlıklı kişi beyni şekline getirirse. Getirirse işte tedavilerde mesela şizofrenide en etkili tedavi şok tedavisidir. Elektriksel uyarı veriyorsunuz. Niye? O tedavi çünkü beynin her tarafını bir elektriksel bir şekilde süpürüyor bütün beyin. Bütün beyindeki iletiyi, yani beyni bir bakıma şey yapıyor, bloke edip yeniden şey gibi, yani bir bilgisayarda nasıl şey yapılıyor, refresh yapılıyor, restart yapılıyor. Onun gibi bir bak beyindeki elektriksel aktivite restart yapıyor. Öyle olunca bu bölge, çünkü elektriksel ileti oksijen ve glikoz tüketimiyle yakından ilgili. Yani beyinde elektriksel ileti sonra kimyasal ileti geliyor. Kimyasal iletinden sonra oksijen tüketimi ve glikoz tüketimi geliyor. Bu oksijen ve glikoz tüketiminin haritası beyinde. Şimdi onun için o elektriksel iletiyi düzelttiğiniz zaman beynin her tarafı buradaki şey yoğunluk dağılıyor beyne. Onu birazdan göreceksiniz. Şey var. Tedaviden sonra beyne. Şizofrenlerde böyle oluyor. İşte bu şizofren eğer erken yakalanmışsa şizofren erken dönemdeyse beyindeki altyapı daha bozulmamış olduğu için düzelebiliyor ama ilerledikten sonra artık beyindeki o network bozulduğu için yapsan da geçici oluyor. Tam bir düzenli olmuyor. Ancak ne oluyor? Şey saldırganlığı gidiyor. İşte halüsinasyonlar gidiyor. Kendi kendine konuşma, gülme gidiyor ama sonuçta o kişi böyle şey bir kendi temel ihtiyaçlarını karşılayan bir şizofren hap olarak kalıyor. Yani onun için eğer başlangıç ilk dönemdeyse kişi şey yapıyor. Yani şizofrenisini daha %50 falan düzeltebiliyorsunuz. Yarı yarıya düzeltebiliyorsunuz. Erken onun için şizofreni de genellikle atak atak gelir şizofreni. Ne kadar erken tedavi edilirse olumlu cevap alma şansı o kadar yüksektir. Tedavi geciktikçe beyindeki o şey var, network böyle şey asal yapı beyindeki bozulduğu için yani yeni yol yapamıyorsa artık beyinde. Onun için erken şizofrenin erken tespit edilmesi, erken tanınması tedavide çok şey yarıyor. Burada başka depresyondaki beyin görüntülemesi. Depresyonda yani şu soldaki tedaviden önce, bu da tedaviden sonra bakıyoruz. Tedaviden önce beyinde beyin glukoz metabolizması. Bu UCLA ile University of California, Los Angeles yayını. Burada tedaviden önce böyleyken tedaviden sonra görüyorsunuz buradaki metabolizmanın şuradaki yükselmesi. Muhabirler artmış ki daha normal bir şey. Bu da beynin glukoz metabolizması, ilaçları düzelmesi. Bu da yine normal kişinin
beynin bazal metabolizma denilen bölgesinin şeyi, ganglionların haritalaması. Bu da orta şiddetli, orta hafif depresyonda beynin dağılımı. Bu kırmızılar normal beyni, buralar yoğun çalışıyor. Şiddetli depresyonda burada hızlı, buralar aktif değil. Ortalık bir depresyonda, orta depresyonda, hafif depresyonda beyinde böyle bir şeyler var. PET çalışması. Beynin radyoaktif madde verilir, beynin metabolizması çalışıyor. Yani sonuçta işte beynin bunlar psikiyatrik hastalıklar, nörobiyolojik mekanizmaları. 16 tane alan var beyinde, 5 tane çevrim var. Önemli. Bu çevrimle limbik sistemi biraz 16 tane alan, 5 tane çevrimi kişinin tedavide kullanmasıyla ilgili. Mesela o 16 alan şunlar. Fizikolojik, süperiyor temporal sulcus, amigdala, subgenital sindrom, rostral sindrom, borsalet anterior gibi, yani beynin şurada gösteriyorsunuz. Beyindeki alanlar. Alanların dağılımı. Bu da etkilenen yapılar. Amigdala mesela depresyonda etkileniyor. Posttraumatik stres bozukluğunda etkileniyor. Hipotalamus depresyonda posttraumatik stres bozukluğunda ve şizoafektif bozukluğunda etkileniyor. Hipokampus depresyonda etkileniyor. Şizofreni ve şizoafektif bozukluğunda şizofreni etkileniyor. İnsula depresyonda etkileniyor. Ve şeyde şizofreni etkiliyor. Prefrontal bölge, bak beynin prefrontal korteks, beynin biraz önce söylediğim kaptan köşkü olan bölgesi. O depresyonda da, OKB'de de, posttraumatik stres bozukluğunda hepsini etkiledi. Yani hepsinin burayla bağlantısı var. Ama mesela amigdala hepsini etkilenmiyor. Bazal ganglionlar, beyindeki temel bölge OKB'de ve şeyde, otizmde şizofrenide etkileniyor. Talamus öyle. Kaudat nükleus, OKB'de ve şizofrenide etkileniyor. Mesela bunlar da depresyonda buralarda fazla etkilenme yok. Temporal korteks, şakak kortları şizofrenide daha çok etkileniyor. Bunlar beyindeki hangi bölgenin hangi rahatsızlıkla ilgili olduğuyla ilgili şeyler, bilgiler. Şimdi bu da beynin EEG diyebilen, beynin en kolay ölçülen beynin nasıl çalıştığını gösteren görüntü. Burada beyindeki kayıt, sinyal kayıtları, alfa, beta, teta ve delta diye sinyaller var. Bu sinyallerin dağılımına göre beyinde haritalama çıkıyor. Bu bizde epilepsi vardı beyinde, onu gösteriyoruz. Bunlar epilepsi odaklar var. Burada da dalga dikenler var. Bunlar beyinde sönmüş volkan gibi olan alanlar varsa onu gösteriyor. Ama 100 kişiden 17'sinde olduğu halde normal pozitif çıkabiliyor. Şimdi normal negatif çıkıyor. Yahut en sağlıklı hiçbir belirti olmayan kişide %15-20 civarında normal pozitif çıkıyor. Yani hastalık olmadan da var gibi çıkıyor. Onun için %80 doğruluğu var, %20 yanılma şeyi vardı, sayı vardı. Onun için zaten tam bir biyolojik marker oluşmadı. Burada normal bir beyin dalgası, halüsinojen alınca işte LSD gibi bir madde alınca görüyorsunuz beyindeki dalgalar nasıl değişiyor. Ve ilaç verdiği zaman, nöroleptik, antipsikotik ilaç verdiği zaman tekrar normal hale geliyor. Şizofreninin beyni böyle şey çalışıyor, böyle görüyorsunuz sanki şey gibi düzensiz böyle başlıyormuş gibi çalışıyor. İlaç verince o da normal EEG haline geliyor. Normal EEG'ye ilaç verdiği zaman şizofrenin EEG'si gibi oluyor. Bastırılıyor ve yavaşlıyor. Yani bunlar beynin dağılımı. Şimdi burada psikiyatrinin İncil'i denilen kitap bu Kaplan. Yani textbook'tur. Yani Kaplan Sadok diye geçer. Yani halen temel textbook'tur. 1500-2000 sayfalık bir kitap böyle. O Kaplan Sadok'ta daha kitabın başındaki resimlerden birisidir bu. Normal insanın beyinin elektriksel haritalaması. Burada unipolar depresyonlu bir insanın beyin haritalaması. Teta, terfi, alfa, beta dalgaların dağılımı. Bipolar depresyonlaması. Betalar yüksek görüyorsunuz. Alkolik kişinin beyninin haritalaması. Betalar yüksek. Yani burada şu kırmızılar yüksek. Maviler az anlamında. Siyahlar da orta. Normal kişinin normatif veri tabanı. Sağlıklı gönüllülerde oluşturulmuş. Beynin normal değerleri. Yani
bunu, yani kişinin beyin haritalamasını alarak bulur, o kişinin beyni normale göre yavaşlamış mı, hızlanmış mı, bunu ayırt edebiliyor. Hangi bölgesi nasıl çalışıyor, onunla ilgili nörolojik marker olarak şu anda en kolay pratikte kullanılan metot bu. Kaplan Sadov'un 2005'teki tekstikler gelmiş ve her baskıda da var. Hocam biz biz şizofrenlerden, antisosyal insanlardan danıştık. Yani bunların ilaç tedavisinde, biz ilaçsız psikoterapetik yöntem, teknikalar konusunda. Tabii şimdi şizofrenin tabii yani şizofrenin psikoterapisi vardır. Ama psikoterapisi vardır, o ikinci safhada şey oluyor. Mesela şizofrenin psikoterapisinde aile çalışıyor daha çok. Anne baba tutumu çalışılıyor. Yani aile ölçekleri var, onları veriyoruz. Anne tutum, baba tutum hataları varsa onlar çalıştırılıyor. Onların yani kendini güvende hissettireceği bir şey oluşturulmaya çalışılıyor şizofrende. Yani şizofren kendini güvende hissederse, şizofrenin dünyası korkular dünyasıdır çoğu. Korkularla baş edemediği için duvar örmüştür kendine, iç dünya, ayrı bir dünyada yaşıyor onlar. Yani ona sosyal ilişki olarak güven verecek bir ilişki oluşturabilirse, şizofreni iyileşme potansiyeli varsa aktif hale geçiyor. Onun terapisinde korkuları giderme, güven artırmaya yönelik ve en çok da birlikte yaşarız. Biz ona diyelim haftada bir saat görüyoruz, bir saat görüyoruz ama bütün ailenin içinde yaşıyor, devamlı ailesi. O halde aileyi ele almak lazım, ailenin tutum hataları varsa mesela bazı şeyler vardır. Şizofren bir kimse şunu alır eline, aman dokunma, ona yapma, bunu yapma, sen hastasın, ilacını al ve böyle üzerine aşırı çok karışan aileler vardır, anneler. O daha çok şizofreni artırır. Yani onu rahatlatan anne baba tutumları oluşturulmaya çalışır. Şizofren hatta şeyde, çocuk psikiyatrisinde de vardır o, işgalci anneler denir. Böyle her şeye karışır. Çocuk tuvalete girer, kapıya vurur, ne yapıyorsun diye. Yani öyle işgalci anneler, yani o tarz annelik tutumu çocukta yani özgüvene zedeler. Yani kendine güveni zayıfladığı için çocuk ne yapar? Yani ben bir şey yaparsam kötü bir şey olacak der. Her şeyi anneye sorma ihtiyacı hisseder. Ve yetenekleri gelişemez. Kaygılı bir çocuk olur. Ortaya kaygılı bir ihtiyaç çıkar. İşte onun için şizofrenlerde de böyle yani. Anne, aile çalışılıyor, aile tutumu. Ve terapide de güçlü yönleri tespit ediyor, onlar destekleniyor. Yani tedavide, onun tedavisi yani. Psikoterapi, yani eskiden psikoterapi, şizofreni psikoterapi olmaz deniyordu, hiç öyle değil. Yani çünkü insan, varlık, beyin ve sosyal bir organdır. İnsanın en sosyal organı hangisidir deyince eli kolu zannederiz. Hayır, beyni bir insan. En sosyal organımız beyin. Onun için en ruhsal organımız beyin. Beynimiz. Yani onun için birçok şey de burada insanın, yani mesela cinsel organ deyince herkes başka şey anlıyor. Halbuki sanatçının birisi söylemiş, en sevdiğim ikinci organı demiş, beyin için. Mesela şey birisi. Yani insanın şeyde, yani hayatında birinci derecede önemli organının beyni olduğunu ve buna beyni aslında ruhsal eğitim demek, beyin eğitimi olduğunu bilmek lazım. Yani onun için onu da psikoterapide onun şeyini yapıyorsunuz. Yani beyni hamur gibi şekillendiriyorsunuz. Mesela evlilikte Nikelaj fenomeni diye geçer. Nikelaj biliyorsun büyük şey, İtalyan ortaçağ şeyi, heykel tıraşı, büyük ressamı. Hatta Davut heykeli yapmış. Hazreti Davut'un heykelini yapıyor. Heykel o kadar o kadar güzel bir heykel yapıyor ki ondan sonra bittikten sonra hadi konuş diyor heykele. Heykel konuşmayınca sinirleniyor, elindeki çekici vuruyor, parmağı kırık kırıldı. Ayak heykeli. Öyle. Yani o şeyle ben can vereceğim, ruh vereceğim gibi bir idealle yapmış herhalde. Ona böyle birbirine mutlu evliliklerdeki kişilere böyle hani ya, ileri yaşa gelmiştir, 70 yaşındadır. El ele tutuşurlar. Yani aklından geçeni anlar. Eşinin su istediğini, canı su istediğini anlar. Daha su demeden getirir suyu verir. Yani çocuk, anne çocuk arasında da vardır. Çocuğun mesela davranışını anlar. Yani acıktı mı, çişi mi geldi, ne yaptı anlar. Daha demeden çocuk bir şey. Niye? Onun beyni, çocuğun beyni, annenin beynini aynı bir Michelangelo gibi şekillendirmiş. Nöroplastisite deniyor buna. Beyindeki plastik yapıyı birbirine o derece yani birbirine aynı nöronlar çalışıyor beyinde biliyorsun. Karşı taraf aynalıyor birbirini. Beyni birbirinin beyni aynı çalışmaya başlıyor iki kişinin. Tek yumurta ikizi gibi.
beraber çalışıyor, beraber hissediyor, beraber üzülüyor. Yani konuşarak, konuşmadan anlaşıyorlar mesela. Öyle insanlar. Birbirine bakarak anlaşırlar. Mevlana ile Şems gibi. Yani onlarda beyinde şey oluşuyor. Aynen onlarla beyinde karşı tarafın plastisitesi eşitleniyor. Yani onun ne hissettiğini o da hissediyor, daha söylemeden. Yani üzüldük, üzülmediğini hemen anlıyor. Duygusal okuryazarlık dediğimiz durum. Onlarda nikilaj fenomeni oluşuyor. Yani beyinler bunun için şeyler, ruhsal, yani bizim sosyal davranış beyni şekillendiren şeylerdir hepsi. Burada bahsettiğim bu tedaviden sonra bizim şu kullandığı vakalar bu kişinin işte ilaçlar Z-Vesper gibi başlıyor. Psikoterapi uygulanıyor hastaya. Bu solda beynin şuradaki görüntüsünde beynin ön bölgesinde kaygı bozukluğu olan hastada beynin ön bölgesinde şey var. Beta dalgaları artmış. Beta beynin şeyi stresli çalıştığını gösteriyor. Metabolizmanın çok hızlı olduğunu gösteriyor. Hızlı metabolizma var. Beynin elektriksel iletinin haritalaması bu. Bu fazla şey olduğu zaman, betalar arttığı zaman beyinde kişide enerji akışı hızlanmış, kimyasal iletin hızlanmış. Dolayısıyla beyin ön bölgesinin fonksiyonu bozulmuş. Beyin ön bölgesi yönetici bölge dedik. Şimdi tedaviden sonra hastanın beynini görüyorsun, bak beta dalgaları iyice azalmış. Aynı hasta. Kaç aylık tedavi? Mesela bek ansiyete 7 puana inmiş. QEG değişiklikleri de böyle bir sene tedaviden sonra. Bir sene bu tedaviden sonra bu kişi böyle olmuş. Yani bir sene kişinin beyindeki fonksiyonu, bazen o manyetik uyarı tedavisi var. TMU veya TMS diye geçer. Transkranial Magnetic Stimulation tedavisi. O tedaviyle bu bir sene bu şeyi bazen 20 günde sonuç alıyor. 3 haftada. Bu tedavi. Aynı bir değişikliği böyle düzeltebiliriz. Yani onun için yani bizim aslında terapist demek beynini kişinin şekillendiriyorsunuz siz arkadaş. Yani terapist yapmak demek gibi. Yani o kişi eğer tedavi uyumu varsa, tedavi ittifakınız oluşmuşsa, o kişinin beynini siz alıyorsunuz, hamur gibi şey, işliyorsunuz, plastisitesini, o kişinin hayata bakışını, tarzı her şeyini size göre sorunlarını gideriyor. Siz onun yani beyin fonksiyonunu normalleştiriyorsunuz. Yani bu nedenle terapistik şeydir, beyin tamirciliğidir. Onun için psikolog aslında mühendis gibi çalışmalı. Her şeyi ölçüp biçip, tedavi öncesi, tedavi sonrası ölçüp biçip öyle hareket etmeli. Çünkü yani insan şey değil, yani insan hayatına yön verecek, şekillendirecek bir kimse oluyorsunuz. Yani beyin şey gibi, bu nedenle terapinin biyolojik korelasyonunu bilmek çok önemli. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite beğendi. Bu artık FDA biliyorsun, Amerikan ilaç grubu. 10 dakikadan sonra ara verelim, tamam. Sonrasında devam edelim. Yani bu FDA, Amerika'nın bu ilaç ve tedaviyi onaylayan kurumu. O kurum yani geçen daha birkaç ay önce dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda QEG'yi biyolojik gösterge olarak tanıdı, yayınladı. FDA, QEG, ADHD diye yazarsanız Google Akademik'te çıkar. Yani burada şey olur, onayladı ve burada artık bir kişinin hiperaktivite tanısını koyarken yani o kişinin bunu buradaki o beynin teta ve delta dalgalarının oranı gibi bir oran var. O orana baktığınız zaman o kişiye hiperaktivite tanısı konusunda güçlü bir bilgi veriyor kişiye. Güçlü veriyor. Onun için QEG'nin tedavi kriteri olarak bulunması yani şey haline gelmiş. FDA bir şeyi onaylaması için kanıt, bir şeyin kanıtının meta analizler halinde doğrulanması lazım. Kanıt piramidi vardır. Kanıt piramidinin en tepesinde şey vardır. Bu FDA'nin onayladığı derecede bu hastalığın tedavisinde bu geçerlidir, doğrudur diye onaylıyor. Ama o kanıt piramidinde önce şey vardır, klinik bilgiler vardır. Ondan sonra olgular vardır, olgu serileri vardır. Yani böyle placebo kontrollü, çift kör, açık ölçekli büyük çalışmalar yapılır. Birkaç yüz gibi kişi gibi. STAR çalışmaları dedi. O çalışmalar yapılır ki o STAR çalışmaları 40 bin kişi üzerinde 40 merkezde yapılan çalışmalar.
böyle geniş ölçekli çalışmalar yapılır. Ondan sonra meta analizler yapılır. Aynı çalışmadan başka gruplar yapar. Hepsinin sonucunda da bu tedavi bu işe yarıyor, bu ilaç, bu ölçek bu işe yarıyor denir. Öyle bir süreçten geçmiş ki çalıştığı bulgudur. Bu da beynin işte nöropatolojik oran şeyini gösteriyor. O EEG sisteminde beynin şurası sol önde, frontal orta bölge, buradaki sağ bölge, bu beynin, şu EEG'de beynin şu bölgelerinin, bu bölgelerinin, bu bölgelerin hepsinin hakkında bilgi veriyor. Mesela bu eksekutif fonksiyon, disfonksiyon, ADHD, ateşinde disordur, disaktivitesini gösteriyor. Bu bölge. Şu bölge, mesela depresyonda 91 diyor, kırmızı, şu bölge depresyondaki bölge. Pozitif emosyonun pozitif emosyon yeteneksizliği varsa burada dil konuşma, dil yazma fonksiyonu bu bölgeyle ilgili. İmpuls kontrolü şu burayla ilgili. Negatif semptomları ifade etme yeteneğiyle ilgili. Sonra öfke kontrolü, öfkenin korkunun elevasyonu yükselmesiyle ilgili bölge. Bu da hiper ve hipoaktivite şu alan. Antrenör sinirler. Burası beynin şeyidir. Antrenör premotor motor bölge. Beynin şeyidir. Motor disfonksiyon. Vites kutusu denir. Vites kutusu denir. Hızı artırır ya. Beynin bu bölgesinde vites kutusu bildik kişinin hızını artırıp azaltmayla ilgili. Motor disfonksiyonla ilgili. Bu bölge. Hiper ve hipoaktivite ile ilgili. Bu bölgede. Bu o bölge aslında fikir veriyor. Bunlar da işte onun devamı gibi beyindeki temel beyin aktivitesinin ölçümleri. Bunu görüyorsunuz. Burada şeyle beyne uyarılar veriliyor burada da. P300 dalgası gibi dalgalar var. Beyne uyarılıyor. Mesela şizofren kişilerde P300 dalgası şöyledir beyinde. Bu P300 dalgası çıktığı zaman kişinin odaklandığı zaman çıkıyor o dalga yükseliyor. Kişi eğer odaklanamıyorsa o dalga düşük çıkıyor. Mesela onun için dikkat ölçmekte de kullanılır o. Dikkatte de ve şeyde şizofren kişi mesela çok bir dikkati yapamıyor bunun gibi. Onları ölçmeyle ilgili. İşte burada PET, MR, CT, EEG bunlar hepsi nöroanatomi, nörofizyoloji konusunda. Bunlar nöroanatomi fikri veriyor. Bunlar da fMRI, EEG'de nörofizyoloji beynin rezolüsyonu, zaman rezolüsyonu var bunlarda. Yani beynin işlevsel haritalaması, bu beynin yapısal haritalaması. Öbürü de işlevsel, nasıl çalıştığı ile ilgili haritalama. Hücre elektrofizyolojisi de var şimdi. Hücrenin, tek hücre kayıtları var. Onlar tabii çok araştırma alıyoruz burada çok. Bunun gibi endofenotip ve biyolojik marker var. Endofenotip biliyorsunuz şey, genlerimiz buradan bir protein üretiyor genler. Protein üretiyor. Protein üretiyor ama bu çevreyle şekilleniyor. Çevreyle şekilleniyor. Hatalı protein mesela bir kimse akciğer kanseriyle ilgili gen var bir gen DNA'sında. O kimse ama yatkınlık geni var. Eğer pozitif gense o kimse ne kadar sigara içmese, ne kadar kendine dikkat etsin, baksın 40 yaşına geldiği zaman o gen aktif hale geçiyor. Hatalı protein üretiyor, kişi akciğer kanseri oluyor. Ama yatkınlık geni varsa kişide sigara içmiyorsa, beslenmesine şeye dikkat ediyorsa o gen olduğu halde aktif hale geçmiyor. Akciğer kanseri olmuyor kişi. Gen, ve akciğer kanserinin çoğu da böyle hasif genle ilgili. Yani, yatkınlık geniyle ilgili. Birçok hastalık, şizofreni falan hepsi Alzheimer diyor. Hep yatkınlık geniyle ilgili. Çok azında pozitif gen var. Direkt yani ne yapsam şey çıkıyor. Hatta Alzheimer'da şöyle bir şey olmuş. Bir Los Angeles'ta bir matematik profesörü işte bir herhalde 60 yaşlar civarına geldiği zaman yani satranç oynarken 8 hamle ilerisini hesaplıyordu. Şimdi 5 hamle ilerisini hesaplayabiliyorum. Benim beynimde bir şey oluyor diye şeye gidiyor. Nörolojiye gidiyor. Bütün testler yapılıyor. Senin bir şeyin yok diyorlar. Her şey gayet normal, yaşına uygun. Adam neyse benim bir şeyim yokmuş diye gidiyor ama zihinsel performansının düştüğünü farkında. Neyse o adam kaza geçiriyor. Ve beyin otopsisi yapılmak zorunda kalıyor. Yapıyorlar ki beyni Alzheimer plağı dolu. Alzheimer plağı dolu. Fakat kişi beynini çok kullandığı için matematik çalışıyor, düşünüyor, felsefeyle ilgileniyor.
Onun için beyin kısa yollar oluşturmuş bir sürü. O plakları bypass geçip kullanmış beynini. Onun için beyin kullan kaybet kuralıyla çalışıyor. Kullanırsanız gelişiyor. Kullanmasanız şey oluyor, yok oluyor. Şey kuyu gibi. Suyu çekerseniz açık. Daha çok su gelir. Kullanmasanız körelik durur. Beyin öyle çalışıyor. Yani onun için beyin endofenotipte çevre beyindeki hatalı proteini şekillendiriyor. Yani kişinin hastalığına göre belirtiler ortaya çıkıyor. Endofenotipte. Onun için yani %30-40 genlerin etkisi var. %60-70 sosyal öğrenmenin ve çevresi etkisi var. Burada işte beyindeki üretilen dalgaların dağılımı. Tedavi ortamından ne alıyoruz? Tedavi böyle bir şekilde hastayla şey arasında her karşılaşmanın tedavi değeri var. Onunla selamlaşmanın bile tedavi değeri var. Böyle şey, sizin yüz ifadenizin bile tedavide bir karşılığı vardır. Hatta şöyle şey yapalım biz onu. Şöyle düşünmek lazım. Mesela bir şey geldiği zaman hasta cinsellikle ilgili bir konu açtı. Konuşuyorsunuz cinsellikle ilgili konu. Sizin yüzünüzdeki o andaki yüz ifadeniz biraz şey olursa mesela. Utanmış gibi. Alaysa bir şeye dönerse hemen karşı taraf şeyi kesersiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir alaysa bir şeye dönerseniz ya bu benim cinsel kimliğimde alay ediyor. Yani orada bunun için tedavide duygusal okur yazarlık çok önemli. Karşı tarafın duygularını okuyup anlayabilmek. Ona işte biraz da mesleki düşünce bozukluğu diye geçiyor. Yani terapistlerin yaptıkları en çok hatalardan bahsediyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Terapötik topluluk dışarıdaki toplumun küçük bir temsili. Bu ortamda öğrenilen her davranış baş etme becerileri. Yani dışarıdaki büyük topluluğa yani diğer toplumla terapi eden kişi arasındaki bağı çok iyi kurmak önemli burada. Şimdi 7 temel varsayım var. Her bireydeki sağlıklı yönün farkında varılmalı ve artması teşvik edilmeli. Yani her etkileşim terapötik müdahale için bir fırsattır. Hasta kendi ortamının sahibidir. Mesela hasta kendi ortamının sahibidir. Her hasta kendi davranışının sahibidir. Akran ve çevre baskısı faydalı ve güçlü bir araç. Uygunsuz davranışlar olduğunda bunlarla mücadele edilir. Şimdi kısıtlama ve cezalandırmalardan kaçınılması gerekiyor. Şimdi hastayla terapist arasındaki ilişkide üzerinde durulması gereken en önemli şey. Şimdi hasta bir şey sorduğu zaman sizin onu yargılayıcı ve suçlayıcı bir şekilde yaklaşmanız şey yapar. Olumsuz etki yapar. Yargılayıcı ve suçlayıcı. Yani onu hasta terapisti dinlerken bir mahkemeye gelmiş gibi hissetmemeli. Yargılanıyor, sorgulanıyor gibi hissetmemeli. Yani kendini böyle bir bana teşhis koyacak, beni etiketleyecek, damgalayacak birisi gibi düşünmemesine, o şekilde bir iletişim kurmak gerekiyor. Onun için tedavi ilişkisi dikey ilişki değildir, yatay ilişkidir. Dikey ilişkide bir bilen vardır, bir de öğretmen-öğrenci ilişkisidir. Terapötik ilişkisi öğretmen ve öğrenci ilişkisi değildir, yatay ilişkidir. Onun için hani bir hoca ders verirken ki ilişki belki dikey ilişki olabilir burada. Ama terapötik ilişki yatay ilişki olmak zorunda. Bunu yapmazsa kişi terapötik aktarım olmaz. Yani tedavi transferanstır biliyorsun. Şeyde geçen bu psikanalizde önemlidir. Transferans, kontrol transferans var. Senin duyguların karşı tarafa transfer oluyor. Bazen mesela o şekilde oluyor ki karşı tarafın duygularını sen satın alıyorsun. Sana transfer oluyor. Kontrol transferans deniyor. Böyle durumlarda hastasına aşık olan terapistler var. Ya da terapiste aşık olan hastalar var. Bu şeydir. Terapi şeyi açısından böyle durumlarda yani senin bana benim sana duygularım transfer olmaya başladı. Kontrol transfer olmaya başladı. Değil. Hastayı tedavi bitirip başka şeye göndermek. Terapisti bitirmek lazım. Ya da bunun üzerinde çalışmak lazım. Bunu terapi materyali olarak ele alıp neden böyle oldu? Bu nasıl aşılır? Değil. Mesela böyle durumlarda hemen seansın dışında gidip buluşmalar başlar. Gidip beraber sohbetler, çaylar, alışverişler başlar. Eğer tedavi esnasında hastanızla hasta terapist ilişkisi sürerken
mesela şeyi dışında, tedavi dışında onlarla buluşuyorsanız, alışverişe gidiyorsanız, bazı şeyler yapıyorsanız, bu tedavi etiği açısından çok risklidir. Çok istisnai özel durumlarda belki olabilir. Yani bu tedavi, artık tedavi sınırının dışında siz transferans, kontrol transferans denilen tedavideki duygu şeye geçmiştir. Şimdi mesela psikanalizde vardır yine. Şimdi hasta terapiste geldiğinde terapist bu benim tedavimi satın aldı mı almadı mı diye sorması lazım terapiste. Satın almak muhakkak para anlamında değil. Yani bunu aklına, kulağına küpü olacak derecede, hani unutmayacak şekilde bu bilgiyi alıp alıp bunu hayatında kullanacak mı? Bilgiyi satın alması demek ki. Fakat insanın beyni maddi satın almayla manevi satın almayı beraber eşit algılıyor. Onun için psikanalizle terapisi yapanlar şöyle, analitik psikoterapi yapanlar hasta seansa gelip, özellikle Amerika'da bu tabii, seansa gelip ücret verdiği zaman zarfa koydururlar ücreti. Terapist alır, hiç açmadan alır sekretere verir. Bunu şunun için yapar, bana verdiği ve ona ayırdığı zamanı, benim ona ayırdığım zamanı ve buradaki öğrendiği bilgiyi satın aldı mı, almadı mı? Yani o bedel öderse satın alıyor insan olur. Bedel ödemese satın almıyor. Yani ücretsiz terapiler işe yaramıyor onun için. Onu bilin. Yani terapileri çok satın almıyor insan olur. Ben onu bir şeyde rastladım bir defa. Bir arkadaş, doktor arkadaş ablasını getirdi bize. Fakat ablası zorla gelmiş, hani hatır için gelmiş. Sonra klinikten çıkarken onun ücret ödediğini görmüş . Çünkü orada normal biz neyse bütün şeyleri uyguluyor sistem, klinik uyguluyor yani. Bizden bağımsız olarak işin sistemi uyguluyor. Onun üzerine arkadaşla karşılaştık, sonra dedi ki, ya dedi, ben buraya geldi ilaçları kullanmayacakmış dedi. Yani benim hatırım için gelmiş. Benim ücret ödediğimi görünce ilaçları kullanmaya başladı dedi. Yani bak, tipik yani hastanın tedavi satın almasın yani o bile hasta bile yani verdim boşa gitmesin diye para verdim diye yapmış. Yani bu işte bir örnektir yani insanın psikolojik olarak satın alması tedaviyi. Yani bu emek boşa bir bedel ödendiği için değerli sayıyor. Bazı insanlar yani böyle değersiz sayarlar. Onun için şeylerde vardır. Böyle meşhur İslam alimi vardır, İmam Gazali, Numan'ın ismi. O herkes gelip ona sorular soruyor. Çok böyle çok akli bir alim birisi. Sorular soruyor. Bir soru soruyor. Annesi İmam Hazretleri'nin talebelerinden birisine bir soru soruyor. Şu nasıl fıkhi bir soru. Diyor ki ya bu senin bunu biz bilemeyiz, senin oğlun bilir diyor. Ona sorsana diyor. Niye oğluna sor? Aa, bizim Numan mı? O ne anlar bundan diyor. Mesela kendi onun kafasında oğlun onun oğlu, alim değil. Öyle görüyor. Şeyde de yani birçok rastlanır böyle sen ne anlarsın deyip başka psikoloğa gider. Kendi babasını, kendi yakını, terapisti ona sormaz, başkasına gider. Onun için bir de birinci derecede yakınlarınızda psikologluk yapamaz. Yapmaya kalkmaz. Yapamaz, olmaz yani. Onun duygusal hakları ve onun satın almaz sizdeki bilgileri. Ve hele büyükse onu başka birisine göndermeniz lazım. Terapötik ilişki, terapötik ortaklık kullanmaz. Hocam terapist danışanlar dışarıda görüşmesi, etik kaydı olarak bozulur. Spanik atak zamanında onda çıksa olur. Yani tedavi başta olabilir. Terapide alarm çalışması vardır. Seans amacıyla alırsınız onunla. Trene binersiniz, otobüse binersiniz ya da o karşıya gidersin, burada beklersin, gelir. Yani o tedavi amacıdır. Yani tedavi amacı dışındaki özel amaçlarla. Yani özel amaçlarla yaptığınız zaman tedavi ilişkisi bu riske girer o zaman. Yani onun için sevgi bağlarından. Yani olabilir, bir dostluk olabilir, arkadaşlık olabilir, fakat terapi süresince onu yaptığınız zaman diğer dostluk, arkadaşlık birinci plana çıkıyor. Terapist aksar. Yani terapistin ise o zaman başkası yapsın demek lazım. Başkası yapsın demeyeceksen o zaman işleri götürme.
Yani iletişim bağ kurulması önemli. Bir ilişki gelişmeden önce bağ kurabilmek önemli. Yani açık uçlu sorular sorularak hastanın konuşmasını teşvik etmek burada faydalı. Yani burada ilk görüşmede genellikle genel sorular sormak lazım. Yani ilk görüşme, terapötik görüşmede ilk görüşme tanışma görüşmesidir, genel görüşmedir. Genel sorular sorulur. Genel sorulardan sonra yani hastayı yargılamayan, onun iyiliği için çabalayan bir tutum. O, hasta şunu derse ki, ya bu benim iyiliğim için çabalayacak, benim sorunumu çözebilecek bir kimse. İlk seansta bu algıyı oluşturduğunuzda, yani ilk seansın sonucu yeter. Birdenbire her şeyi çözmeye kalkmamak önemli ilk seansta. Yani yargılayan biliyorsun, sen dili yargılayıcıdır. Ben dili, sen dili, ben dili farkını konuşuyor musun, biliyor musun? Konuşuyor musun? Mesela sen dilinde mesela şeyden eve geldi karı koca şey ailede aile içi iletişimde önemlidir sen dili ben dili özellikle eve geldi ev darmadağın her şey erkek şöyle dese ne biçim kadınsın evin bu hali nedir ne olacak niye hiç bakmıyorsun evle ilgilenmiyorsun vesaire dese yargılayıcı ve suçlayıcı sen dilidir karşı tarafta savunma duygusu yani savunma duygusu uyandığında o da onu suçlamaya başlar. Ve karşılıklı ego savaşlarının olduğu bir ilişki ortaya çıkar. Ama ben dili kullansa şöyle dese, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi kötü hissediyorum dese. Bu ben dilidir bak, kendi hislerini söylüyorsun. Karşı taraf suçlayıp yargılamada ben kendimi kötü hissediyorum dese, böyle bir durumda karşı tarafta savunma duygusu uyanmaz, tam tersi sorumluluk duygusu ve suçluluk duygusu yanar. Ve böyle durumlar yani kötü hissettiğime göre, yani demek ki bir yanlış giden bir şey var. Öz eleştiri yapayım deme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu nedenle şey var. Hoş geldiniz hocam. Sen dili ben dili kullanımı bu nedenle şeydir. Aile içi ilişki şeyde terapötik ilişkilerde terapötik ittifakta çok önemli bir unsur da güven unsuru. Güvenin oluşması. Bu insan ilişkileri de aslında temel unsur da ama terapötik ilişkiler temel birleşeni güven. Yani birçok hasta hayal kırıklıkları ve stabil olmayan hatta kendilerini istismar eden ilişkiler yaşıyor. Şimdi ailesi eşiyle yaşamış, yakınlarıyla yaşamış ve aile için eskilerden geçmişte aile için sevgi yuvası denirdi. Ama şimdi aile kavramında, yeni aile kavramında sevgi yuvası değil, güven yuvası demek. Daha doğru. Güven yuvası çünkü ailenin bir sığınak özelliği var. Yani aile bir insan kendini güvende hissediyorsa ondan sonra sevgi işe yaramaya başlıyor. Güvende hissetmiyorsa sevgi yetmiyor sevgi. Yani sadece sevgi. Yani güven zaman içinde gelişiyor, sürecin parçası olarak kalıyor. Güven olmazsa tedavi ilişkisi mümkün değil. Peki güven ilişkisinde gene sevginin olması önemli. Mesela karşı tarafa yardım etme, mesela terapist, danışan hasta ilişkisi açısından düşünürsek, danışan ve danışılan ilişkisi açısından, yani danışan terapist ilişkisi açısından düşündüğü zaman, güven unsuru oluştuğu zaman o şey terapist nereye gitse hasta onu bulmaya çalışır. Ne yapıp arayıp durup gider ona sorar, en azından başka birisine gidiyorsa bile ondan onay almaya çalışır. Güven ilişkisi bu nedenle şeyde onu sevmesi yetmiyor. Yani sevmenin dışında güven ilişkisi, güven ilişkinin olması için de muhakkak kişinin yani terapistle danışan terapist ilişkisi içerisinde muhakkak bir dürüstlük esas, güvenirlik esas oluşması lazım. Yani şey bile olsa, şaka bile olsa yalan söylemeyeceksiniz tedavi ilişkisinde. Yani şaka bile olsa onu hani rahatlatayım diye yalan söylerseniz yani insanlar çok rahatlıkla sizin dürüst olup olmadığınızı anlıyor. Ve dürüst olmayan ve hatta sizin dürüstlüğünüzü test etmeye çalışıyor. Dürüstlüğünüzü, yani bu nedenden teselli için bile olsa yalan söylememek gerekiyor. Bu güven oluşturmak için bu nedenle yani dürüstlüğü temel değer olarak kullanmak. Eğer diyelim seansla ilgili bir şey söyleyeceksiniz, onun söylediği, onaylamıyorsunuz onu. Benim bu senin şu söylediğini onaylamıyorum. Fakat şu gerekçelerle onaylamıyorum. Bu senin iyiliğin için. Hatta bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki yani her şeyi itiraz eden hastalar oluyor. Her şeyi itiraz ediyor. Ona itiraz, buna diyor. En sonunda hiçbir şeyde anlaşamıyorsunuz. Bu motivasyonel görüşmelerde esastır. En son çıkarken diyorsunuz, sende hiçbir şey
hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunda anlaştık değil mi diyorsun. O zaman evet diyor. Yani o bile anlaşmadır bak. Anlaşmadır. Yani güven oluşturan terapötik ilişki. Yani ona böyle teselli olsun diye yalan söylemek yerine gerekiyorsa seninle hiç bu konuda anlaşamadık dedim. Anlaştığın zaman o bile kişide şey oluşturuyor. Yani bir güven oluşturuyor. Bu bana yardım etmeye çalışıyor diye. Burada güven oluşturan terapötik ilişkide bir şey vardır. Birincisi duygusal pozitiflik önemli. Duygusal pozitif. Yani karşı tarafa mesela bir tebessüm olması, böyle sıcak bir bakış, böyle pozitif bir duygu. Yani bu kimse beni yargılayacak bir kimse değil, bana yardım edecek bir kimse. Yani onun için aslında terapist ilişkileri içerisinde, danışan terapist ilişkileri içerisinde kişi duygusal pozitiflik, duygusal pozitiflik yetmek. İkinci aşamada zihinsel esneklik gerekiyor. Kognitif fleksibilite diyoruz. Yani kişinin her dediğini evet demek zorunda değiliz. Yani ona pozitif davranacağız diye. Zihinsel olarak esneklik ortaya çıkacak. Bu esneklik içerisinde karşı tarafın aldığınız bilgileri yorumlayıp onun lehine veyahut ona vereceği zararlarla ilgili ya da terapötik olarak kullanıyorsunuz. Yani zihinsel esneklik. Üçüncü safhada da davranışsal kucaklayıcılık, duygusal pozitiflik, kognitif, zihinsel fleksibilite, eksiklik. Üçüncüsü de davranışsal kucaklayıcılık. Hatta davranışsal kucaklayıcılık, mesela ergenlerde şöyle olur davranışçı kucaklayıcılık. Yani aile içerisinde de olur. Karşımıza alıp düzeltmek değil, yanımıza alıp yönlendirmek tarzı. Yanımıza alıp yönlendirmek. Hatta buna hastayla birlikte dans etmek denebiliyor. Hastayla birlikte yuvarlanmak deniyor. Terapötik anlamda. Yani onu alıp da ben haklıyım, sen haklıyım, benim dediğim, senin dediğim gibi böyle bir didaktif öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde olmayacak. Karşımıza almak yerine yanımıza alacağız ve yönlendireceğiz onu tedavi yöne. Bu tarzdaki bu olumlu manipülasyondur. Olumsuz manipülasyonda yalan vardır, hile vardır, güven yoktur. Olumlu manipülasyonda da kişiyi alıp yanlış düşünce, zihinsel kognitif fleksibilite nedeniyle, zihinsel esneklik nedeniyle yanlış düşüncenin yerine sağlıklı düşünce koyuyorsunuz. Alternatif düşünce öğretiyorsunuz, yeni kategorik düşünceler oluşturuyorsunuz, sıkıntı giderme stratejileri geliştiriyorsunuz. Yani bununla ilgili tabii şu anda vaktimiz sınırlı olduğu için ben ayrıntıya giremiyorum. Mesela bir depresyon vakası olsa onun üzerinde bir vaka olsa onun üzerinde konuşulur. Yahut da bir psikoz vakası olsa onun üzerinde ayrıntılı konuşulur. Yani onlar olgu analizleri yapmak lazım. O her hastanın her tanıyla ilgili ayrı olgu analizleri, onları ayrıca ele almak önemli. Burada biz yani genel çerçeve hedeflemiştim bugün. Onun için güven zaman içerisinde gelişir, sürecin bir parçası olarak kalıyor. Yani güven olmazsa terapötik ilişki oluşturamazsınız. Güvene dayalı bir ilişki oluştuğu zamanda da o kişi kolay kolay sizi iyileşinceye kadar bırakmaz. Bıraksa da iyileşse bile şeyden sonra, yıllar sonra şey yapar. Hatta ben onu şeyde gördüm. İstanbul'a 88'li yıllarda gelmiştim ben İstanbul'a. Geldiğim zaman, o zaman rahmetli oldu. Ayhan Songar Hoca vardı, Yakın Demir Hocalar vardı. Onların uğraşıp ilgilenemediği hastalar vardı. Böyle, zor hastalar. Mesela Anadolu'nun kasabasından gelmiş kronik şizofren gibi böyle orası. Ben o zaman daha tabii genç, zaman vakitte ayırabilir. O hastaları uğraşıp sağından girip solundan çıkıp ne yapıp tedavisiyle ilgili bir şekilde çabalıyordum. Ondan sonra hastalar da böyle uğraşınca birçok hasta düzelmeyecek dediğimiz hastanın düzeldiğini görüyordum. Daha sonra o hasta iyileşiyor, kasabasına gidiyor memlekete. Gidiyor oradan, ya sen kaç yıllık hastalık, niye düzeldin, nasıl düzeldin sen diyor. Onu gören herkes bu sefer hastasını göndermeye başladı. Ve ben bütün şeyi, yani o zor vakalara talip olarak şey yaptım. Yani hasta referansı o şekilde oluştu. Yani onun için zora talip olmak gerekiyor. Yani hep böyle kolay hasta olsun, böyle ballı kaymak olsun. Sadece böyle kolay hasta tedavi edin diyorsan sen kendinizi geliştiremezsin, iyileştiremezsiniz. Zora talip olacaksınız, baksanız çözemediniz, bilene soracaksınız. Gene çözemediniz, literatüre gireceksiniz, araştıracaksınız. Bu vaka niye, bu neden olmuş? Yani derin, böyle veri madenciliği denir.
madencilikte bak şeyde toprakta 1-2 metre kazarak bir şey yapmak yüksek lisans gibidir. Ve kuyu kazmak yüksek lisans gibidir. Artezyen kazmak doktora gibidir. Yani böyle veri madenciliğinde artezyen kazar gibi o hastalığın neden olmuş, nasıl olmuş, bunu nasıl çözeriz diye iyice veri bulmaya çalışacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hiç kimsenin tedavi edemediği, hiç kimsenin aşamadığı hastaları rahatlıkla tedavi edersiniz ve şaşırırlar insanlar. Yani bu da bunun verdiği de zaten ayrı bir mesleki hazdır. Onu söyleyeyim. Onun için veri madencisi gibi olacağız. Bu hastalıkla ilgili neler önemli, neler önemsiz onları bulup çıkarmak önemli. Bunun için bunu yaptığınız zaman zaten bu hasta diyor ki bu terapist benim iyiliğim için uğraşıyor. Benim iyiliğim için literatür araştırıyor, yeni bir tedavi var mı, yeni bir yöntem var mı, bunları araştırıyor, buluyor tarzında. Bunu görecektir. Gördüğü zaman da güven oluşuyor. Yani kara kaşına, kara gözüne bağlanmıyor hasta terapiste. Onun için yaptığı emeğe karşısında bağlanıyor. Yani onun için o kişiliğimize bağlanmıyor. Yaptığımız işlere ve tedavi çabamıza bağlanıyor. Onun için yani onu iyi bilmek gerekiyor. Bu da hastanın bir terapistin ilişkisi şöyle. Kendisine gelen danışanın sağlık vekaletini alıyoruz biz. Mesela avukata gittiğimiz zaman ne oluyoruz? Avukata hukuki vekaletimizi veriyoruz. O bizim adımıza hakkımızı savunuyor. Araştırıyor, işte içtihatlara bakıyor vesaire. İyi avukatlar bunu ne yapıp içtihat buluyor senin haksızlığını gidermeye çalışıyor. Burada da biz sağlık vekaleti alıyoruz. Bize gelen terapi yardımıyla gelen kimseler o sağlık vekaletine uygun bir şekilde o hasta adına bütün bilgileri araştırıp sorumluluğu alıp ve onun adına ona sunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Onun için vebali bir meslektir. Terapistlik gerçekten sorumluluk duygusu yüksek bir meslek. O askeriyenin bir sözü vardır. Komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumludur diye. Ben onu alıp hastanede duvara astım ben. Hekim sadece yapılan tedavilerden değil, yapılmayan tedavilerden de sorumludur hasta için. Yani o hasta için bir tedavi seçeneği var ama sende yok o. Filanca meslektaşta var, yurt dışında bir yerde var. Ben şu anda senin için şu hasta, bu tedavi iyi gelebilir ama bunu ben şu anda yapamıyorum ama bu böyle bir tedavi seçeneği var diye söylemek tedavi sorumluluğunun gereğidir. Yani bu nedenle bu sorumluluk duygusu yüksek terapistik bir meslek. Yani karşımıza geçtiği zaman ona yani düzelsen de olur, düzelmesen de olur demememiz lazım. Yani bu nedenle bu güvenin oluşması için de sanki karşımızdaki gelen filanca bir kişi değil, ya kardeşim olsa ne yapardım? Ailemden birisi olsa ne yapardım bu kişiye? Bu duyguyu kaybetmeyin. Bu şeydir. Yani önemli bir, yani zordur yani her gelen hasta. Ama terapistlikte bak bunu çok terapist fark etmez. Bir şey vereyim size, kategorik düşünmeyi başarmanız lazım. Kategorik düşünce nedir? Kategorik düşünce bir insan diyelim bir konuyu düşünüyor. Mesela matematik çalışıyorsunuz, matematik dersi bittiği zaman arkasından fizik dersi geliyor. Fizik dersinde matematik düşünmezsiniz artık, fizik düşünürsünüz. Türkçe dersi varsa Türkçe düşün. Neyse. Bunun gibi beyin kategorik şey yapar. Onun için bütün günü okullarda matematik yapmazlar. Bütün gün edebiyat yapmazlar. Hep farklı farklı, beynin farklı bölgeleri çalışsın diye. Beyin kategorik çalışıyor çünkü. Öyle yaparlar. Şimdi bir hasta geldiği zaman mesela bir sürü dertli insan dinleyeceksiniz. Bir sürü sıkıcı hikaye dinleyeceksiniz. Bunlar dinlediğiniz zaman onunla bir oturup ağlarsanız bu şeydir. Yani bu sizi terapist değilsiniz bak. Hastayla birlikte oturup ağlamak, yani hastayla birlikte empati yapmak ayrı. Oturup onunla ağlarsanız bunlar da empati değil, sempatidir. Sempatidir. Bu şeydir. Mesela bir yaşındaki çocuk da beyinde empatiyle ilgili bölge gelişmediği için aynı nöronlar çalışmaz. Empati de aynı nöronların bir fonksiyonu. Karşı tarafın duygularını okuyorsunuz. Aynen. Telsiz internet gibi çalışan sinir hücreleri okuyorsunuz. Böyle durumlarda bir yaşındaki çocuk toplanmış bir odada duruyor. Birisi ağlamaya başladığı zaman hepsi ağlamaya başlar. Dikkat ettiniz mi? Niye? O çocuk şimdi kendi acısıyla
arkadaşın acısının beyni fark bilmiyor daha. O arkadaşı, kardeşi ağlayınca o kendisinin de canı acıdı zannediyor. Yani aynı nöronlar aynı onun acısı da kendi acısını ayırt etmediği için kendi acısı gibi algılar. O da kendi bir yere acımış gibi ağlamaya başlar. Bu empatinin, bu sempatidir işte. Empati onun acısını hissetmek ama kendi kontrolünü kaybetmemek burada. Terapistin duygu hasta üzerine duygusal liderliği olması lazım. Duygusal liderliği siz kaybederseniz, onunla birlikte ağlarsanız duygusal liderlik hastaya geçmiştir. O hasta artık bu zayıf birisi dersiniz. Ve etkilemez sizi. Beni anladı demez ona. Yani onun için duygusal liderlik sizde olacak ama onun acı çektiğini, onun anladığınızı hissettireceksiniz. Ben seni anlıyorum ama öyle değil, böyle yapmamız lazım. Nasıl? Onunla birlikte mücadele edeceksiniz. Onu yanınıza alıp mücadele ederseniz liderlik sizde olur, tedavi liderliği ama karşı tarafı da hem onun üzerinde güç etkiniz olur hem de tedavi ilişkisi sürenmiş. Buyurun. Hocam biz ki duygusal liderliği özlemde götürmeni önemlidir. Biz duygusal liderliği itirsek, simpati yaratsak, hasta karşı hareketse bizim çaresizliğimizi mi anlayacak? Yani ondaki en çarede olduğumuzu ve o da bizden kümeyi artık gözlemeyecek. Yani onun yok, ben şeyde rastlıyorum ya. Gittim diyor, ben doktoru tedavi etmeye çalıştım diyor hasta. Evet, yani hakikaten öyle değil. Bazıları da çok güzel tiyatral şey yapıyorlar, yapıda oluyorlar. Ağlıyorlar, ağlatıyorlar seni. Ondan sonra dışarıda eğer ben bunun tedavi ihtiyacı var psikoloji. Yani o şekilde diyor. Yani burada bu şeydir. Yani üzülebilirsiniz genç. Onun hikayesi sizi üzebilir. Ama onunla birlikte ağlamadan ama yani üzüldüğünüzü zaten üzülürseniz yüzünüze ifade etmesi lazım. Onun için terapistlerde bak mimik ve jestler, non-verbal iletişim önemli. Birazdan bahsedeceğiz onu. Sözel olmayan iletişim önemli. Sizin üzüldüğünüzü yüz ifadeniz göstermesi. Bazı mesela Japonlarda bir depresyon teşhisi koymak çok zordur Japonlarda. Çünkü hep gülüyorlar. Trende biniyorsun gülüyor. Depresyonunu anlatıyor gülüyor. Anlayamıyorsun yüz ifadesini. Yani öyle bir millet gerçekten. Ya çünkü şeyden beri çocukluğundan beri öyle öğretiliyor ona. Yani her tarafa tebessüm et diye öğretiliyor. Yani ağlatadır hep devamlı. Şeydir, depresyonu tanımak, ancak o kültürün içinde olursanız onu anlayabiliyorsunuz. Dışarıdan gelen bir kimse kolay tanı koyamaz. Yani bu tedavide şeyde, hekim mesela terapist, ben öyle hastalar biliyorum ki 20 sene süren şizofreninin düzeldiğini gördüm ben. Bu TED Talk var, izliyor musunuz hiç? TED Talk diye. İnternette Amerika'da çok yaygın, çok güzel şeyler vardı. TED Talk'lar vardı. Böyle 20 dakikalık, 15 dakikalık şeyler var. YouTube'da var. TED Talk diye geçiyor. TED Talk diye geçiyor. Oraya girerseniz, mesela orada depresyonla gidin, orada 20 dakika altında Türkçe altyazılar da oluyor. Çeviriyorlar çoğu. Orada mesela şeyde anlatılıyor. 20 sene şizofrenin düzeldiğiyle ilgili bakar. Bunun gibi yahut da hastalıklar bu en son bilgiler, yani popüler bilimle ilgili şeyler ama müthiş ilham verici şeylerdi, ufuk açıcıydı. Yani onun için abi TED, TED Talk, buyurun. Ama aslında özümüzün de bırakmasına ihtiyacı olur. Belki sizin de aranızda ihtiyacınız olur. Kimse size desin ki her şey yaxşı olacak. Neye göre onu kasiye demeye olmaz? Ne kimi efektler verebilir? Veya onu demeye olar mı? Yani her şey yaxşı olacak, her şey iyi olacak diye söylemek terapistlik değil işte. O teselli. O ya öyle olunca diyor ki ya bunlar zaten ben annem de söylüyor aynı şeyi diyor. Ben gidiyorum annem de konuşuyor. Beni mesela bazen biz terapiste gönderiyoruz hastayı. Bakıyoruz diyoruz bir 10 seans destekleyici psikoterapi lazım. Ya da EMDR lazım. Ya da nörobiyofeedback gibi tedavi yöntemleri var. Bunlar lazım diyoruz. Şimdi bunu söylerken terapiye ihtiyaç var diye konuşmaysa ben zaten teyzemin kızı var, onunla her şeyi konuşuyorum diyor. Annemle konuşuyoruz zaten. Ben terapiste yüzüm yok diyor. Terapi yapılandırılmış bir şeydir bu terapi. Yapılandırılmış. Yani tabii zamanımız olmadığı için şey yapmadım. Terapide ilk başta psikoterapi formülasyonu yapmak lazım.
Hasta geldiği zaman hastanın psikoterapötik materyallerini çıkaracaksınız. Ruhsal muayenesi, depresyon var, anksiyetesi var, duygu, mesela duygularımı nasıl, düşünce alanı nasıl, duygu alanı nasıl, davranış alanı nasıl, hafıza alanı nasıl, dikkat alanı nasıl. Bütün bununla duygu alanı, düşünce alanı, davranış alanı onunla onun bir şeyini çıkaracaksınız önce. Veriler toplayacaksınız. Ondan sonra ölçeceksiniz onu çeşitli ölçeklerle. Daha sonra bunun formülasyonunu yapacaksınız. Bunların içerisinde öncelikle hedef belirtileri belirleyeceksiniz. Hedef semptomları belirledikten sonra ondan sonra tedavi planını yapıp ona göre gideceksiniz. Bu yapılandırılmış terapi. Yani onun için böyle durumlarda yapılandırılmış bir terapi ise seansın birinci seansta neyi işleyeceğiniz, üçüncü, beşinci seansta neyi işleyeceğiniz ana hatlarıyla bellidir. Zaten hastanın hayatındaki bu Pareto diye bir yasa var. Bu yasaya göre problemlerin %80'i %20 çözümle çözülüyor. %80 vaka birbirine benziyor. Yani %20 bilgi topladığın zaman hastanın sorunlarının %80'ini çözüyorsun. Ancak kalan %20 için çok ayrı, daha ayrıntılı inceleme gerekiyor. Yani bir hastayı %80 düzeltmek için %20 onun hakkında bilgi toplamak yetiyor. Yani %100 her şeyi araştırmak gerekmiyor. Oradan hareketle ilerleyebiliyorsunuz. Onun için ilk başta analiz etmek, risk değerlendirmesi yapmak. Bunları yaptığımız zaman hastaya teselli vermek gibi işte takma kafana, gez toz geçer filan gibi sözler söylemek. Bunu zaten herkes söylüyor. Yani gelen hastalar zaten onu dinliyorlar. Kahve muhabbetine gelmiyor ki sana. Yani oraya şey için geliyor. Yani senin hastalığınla ilgili bilimsel çözümler için geliyor size. Sen ona bilimsel tanımlama yapıp bilimsel çözüm üretemezsen o kimse o duyguyu gider şeyden de şifacılardan da alır işte çeşitli tıp dışı geleneksel meslek alanları var onlara yönelir. Onlara zaten çoğu gidiyor. Onun için burada bizim yapacağımız böyle falcı değiliz biz onu da söyleyeyim. Yani bir defa şöyle ben rastladım taksiye binmiştim gidiyordum. Psikiyatrist olduğumu öğrenince şoför bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Şöyle. Ya ben dedim kusura bakma ben falcı değilim. Bir şey söyleyemem dedim. Adam bozuldu. Bozuldu. Ondan sonra şey oldu. Başka bir arkadaş bilmiş ya sizin oradaki şu hocaya böyle söyledi bana filan demiş şeyden. Şimdi ben o bozuldu diye şey yapmıyorum. Çünkü biz yaptığımız işi eğer hastaya ayaküstü görüp de şey yapıyorsanız, yani bir teselli, bir iki laf söylüyorsanız ona siz mesleğinizi bilmiyorsunuz demek. İnanmıyorsunuz demek. Yani sizin, yani şimdi o hastada iyice o hastanın psikolojikle çıkaracaksınız. Psikolojik dinamini çıkaracaksınız. Psikodinamik çatışmalarını bulacaksınız. Afektif süreçler nasıl, kognitif süreçler nasıl bunları bilmeden ona bir şey gibi, ayaküstü bir teselli veren bir falcılık gibi olur onun. Falcı değiliz ki biz. Yani bunu mesleğe, besneye saygı öğretmek lazım insanlara. Yani böyle bir durumda yani burada yüzeysel bir şey yapamam ben. Bu bir beyin fonksiyonu bozulmuş olabilir. Hastalığın arkasında başka onlarca neden, mesela başım ağrıyordu. Baş ağrısında 50 tane nedeni var. Nereden bileceksin? Sen ona başını al şu ilacı kullan dersen o zaman sen şey gibi olursun. Yani Ayşe teyze, Fatma teyze ya da eczacı gibi olursun. Yani biz Ayşe teyze, Fatma teyze gibi olursak o zaman mesleğimize ihanet etmiş oluruz. Mesleğimize saygımız yok demektir. Onun için öyle sağda solda rastlarsınız böyle. Ya psikolog deyince benim de kızımın çocuğum 3 yaşında oğlum vardı şöyle oldu böyle oldu. Siz öyle durumlarda hiç hemen şey yapmayın kartınızı çıkarın. Uygun bir şey olmazsa mail atın diyorum ben. Mail atın. Eğer mailde çözebileceğimiz bir şey ki %90'ı şey değil. Ama bir danışmanlık şeyi verilebilir. Anlatıyor. Ondan sonra yönlendirme yaparsınız. Yani ona da hani birdenbire de terslememek lazım tabii. Yani öyle durumlarda yine bak kabullen yönlendirme yöntemi. Yani kabulleniyor, reddetmiyorsunuz. Yani sana yardımcı olabilirim ama yani bizden yardım istiyorsanız bir insan kendi şartlarında değil, uzmanlık alanının şartlarında yardım alması lazım. O ayak ustu halletmek ister insanın. Doğasında var bu. Evet, buyurun. Hani
psikiyatr öz duygusal liderliğini koruyarsa, karşısındaki hastanın ağlama müddetine bunu tersi olabilir veya da eğer korumazsa, yani simpati yarınlarsa, onunla beraber ağlayarsa, karşısındaki hasta da özüne yazılı gelmek istiyor. Özünü acımasını yaradın mı? Şimdi o ağladı, karşı taraf ağladı, siz de ağladınız onunla birlikte. Yani bu durumda şey olabilir bu. Yani bir şey hissedebilirsiniz. Yani gerçekten öyle acıklı hikayeler var. Duygusal olarak sizi etkiliyor, işinizi acıtıyor. O ağlayabilirsiniz, o şey yapar ama bunu spontan oluyorsa mahsuru yok bunun. Spontan, kendiliğinden oluyorsa. Ama ve bunu muhakkak kontrol edilmesi lazım. Böyle durumlarda yani sizin acınızın ne kadar şiddetli olduğunu ben de anlayabildim diyebilirsiniz. Yani ben de sizin hissettiklerinize yakınını ben de hissettim. Beni bile etkiledi diyebilirsiniz ama ondan sonra tekrar duygusal liderlik sizde olmalı. Kontrol. O neden böyle bu üzüntüyü hissettiniz acaba? Neden sizi bu kadar bu acıttı acaba deyip ucu açık sorular deniyor buna. Yani şey değil de evet de diyebilir, hayır da diyebilir. Ucu açık sorular. Yani kesin cevap almadan onu bir alana yönlendirirsiniz. Yani konuşma alanını siz belirlersiniz böyle durumlarda. Yani neden sizi böyle hissettirdi acaba deyip duygular hakkında düşünmek deniyor buna. Duygular hakkında düşünceye itersiniz kişiyi. Çünkü insanların çoğu duygular hakkında düşünmüyor. Duygular direkt ifade ediyor, yaşıyor. Duyguları, mesela öfkelendiği zaman bir insan, öfke modelinde nedir duygular hakkında düşünmek? Bir insan öfkelendiği zaman, öfkeli insana nasıl yaklaşılır? Öfkeli insana itfaiyeci modeliyle yaklaşılır. Öfkeli. İtfaiyeciler ne yapar? İlk başta yangın çıktığı zaman, ilk başta yangını söndürür. Ondan sonra soğutur, ondan sonra sebebi araştırır. Sebebi bulur, ondan sonra yangının bir daha çıkmasın diye tedbirini alır. Şimdi bir insan öfkelendiği zaman aynı şekilde duygusal bir alevlenme yaşıyor. Öfke krizi dedi, duygusal patlama vardı. O durumda itfaiye modelinde ne yapıyor? Önce krizin geçmesi lazım, öfkenin. Öfkenin sebebini, niye sinirlendin, hayrola ne oldu dersen daha çok o kişiyi öfkelendirirsin. Öfkelendiğiniz zaman. Ya da kendi öfkenizin neden öfkelendim diye araştırırsanız öfkeniz daha da artar. Öfkede yapılacak şey birinci arada öfkeyi söndürmek. Alevi söndürmek. Sonra soğutmak. O geçtikten sonra öfke hakkında düşünmek. Bu neden çıktı? Hangi kuralım incindi? Hangi prensibim bozuldu? Hangi ilkem zarar gördü? Niçin ben burada öfkelendim dersiniz? Mesela bir örnek vereyim. Yani bir sinirlendi. Bir evcil hayvan besleyenler bilirler. Evcil hayvana yaralıysa hayvan yaklaştığınız zaman sevemezsiniz onu. Yani sevseniz size atlar üzerinize. Çünkü neden o? Sizi istemediği için mi? Değil. Yaralıdır. İncinmekten korktuğu için atlar. Sevemezsiniz. Aynı şekilde evde eşiniz yaralı. Canı sıçıyor oluyor. Siz ona güzel sözler söyleseniz faydası yok onun. Çünkü ona güzel söz söyleseniz bile o anda patlar o. Yarasını dokunmuş gibi olursunuz. Elinizin burası normal zamanda dokunursun ama yara varsa dokursanız hoplarsınız. Şimdi öyle durumlarda o yaralı kişinin o anda yarasına dokunmadan yaklaşmak gerekiyor. Başka ilgi alanlar üzerinde, yani seni anlıyorum ama bunu sonra konuşalım tarzında. Ama o kişi kendi o alana çekmeye çalışır. Evet, buyurun. Başlayın hocam. Eğer hasta özünü pis hissettiği halde, sen yanında değilsen, sen vardı kurabilme, telefon açarsa, telefonla biz yardım etmek ona doğru olur mu? Telefonla neyse, yine sizin dediğiniz gibi mesleğe diyor, sadece göz göze bakmadan, karşı karşıya durmadan, telefonla ona yardım etmek düzgündür. Ya kriz anında, kriz, telefonla kriz müdahalesi yapılabilir. Evet, hani tutak ki panik ataktı, panik atakın tutması zamanı. O sakinleşip sadece ilk amacı sizi aktarma olur. Tabii o, öyle durumlarda telefonu var ya çok fazla şeye nasihat gibi böyle tavsiyeye girmemek lazım. Size anlatması bile onu o anda rahatlatır. Size ulaşabilirliği bile panik atakta olan kimse de terapistime ulaştım der o rahatlatır onu. Yani ulaşsın öyle durumlarda mesela acil durumlarda alacağı bir ilaç vardır. Panik atakta. Bir altı ilaç vesaire. Hemen onu aldırırsınız. Bunu der şöyle deyin.
bu yaşadığını hemen not al, seansa gelince bunu ayrıntılı konuşalım değil. Telefonda terapi yapmaya çalışma, bu zar. Bu sefer de siz sıkılırsınız, hakikaten olmadık bir yerde gelir böyle telefon. Faydalı olamazsınız, drop out olur, hastalık kopar. Onun için telefonla terapi olmaz, telefonla acil kriz müdahale olarak yapılacak şey de mesela bu yaşadıkların önemli. Bunlar tedavi materyali olarak bunu kullanırız, bunu yaz. Seansa geldiğin zaman bunu konuşalım dersiniz. O da boşa gitmediğini hisseder aradığı zaman. Onun için muhakkak yani not almayı şey yapın. Yani hastaya krizlerde böyle her krizde araması da şey değil. Mesela kriz yaşadığı zaman bu tehlikeli kriz değil çoğu krizlere. Yani psikiyatrideki krizlerin çoğu yani intihar konusu hariç şeydir. Çoğu beklendiği zaman kendi kendine kişi çözebilir. Kendi çözmesi esastır. Yani onu kendi çözmesini öğretmek lazım. Şeyin hatta espri bile olmuş. Böyle bir psikiyatristin papağanı varmış. Papağanı sonra şey papağanı bir arkadaşına vermiş bir gün. Papağan her telefon çaldığında papağan şey ne diyormuş biliyor musun? İlaçları aynen devam et. İlaçları aynen devam et. En çok söylediği söz oymuş. Yani çoğu şeydir. Çoğu öyledir tekrarlar. Ama bazı hastalar vardır illa aradı ya bir şey değişiklik olacak. Böyle durumlarda mesela derin nefes al, şunu yap böyle, solunum egzersizi gibi bir şey tavsiye edebilirsiniz. Eğer şeyse tabii yani ilaç tavsiye etmek ya da kullandığı bir ilaç varsa onu yarım değil çeyrek al dersiniz. Böyle yani o anda o şeydir. Yani onun geçici olarak yani bir şey aradığım bir değişiklik oldu, rahatlatıyor, bir terapötik etkisi vardır onun. Yani orada şey yapmadan, sürüstü bozmadan, buyurun. Hocam, seans sırasında eğer danışan, tutak ki orada emosyonel partlayış yaranır ve ağlayarsa, terapeutin ona tutak dokunması, elini tutması ne derecede doğrudur? O kültüre göre değişiyor. Mesela Batı kültürüne dokunursanız, orada kişilik sınırları vardır böyle. Dokunmaya karşı çok şeydir. Taciz gibi bir algılar. Biz de doğu kültürü de biz yapışamışız yani. Dokunduğu zaman şey yapıyor, yani bana sevdi, değer verdi gibi geliyor. Yani onun için şeye göre, kültüre göre, karşı tarafa göre değişiyor. Mesela karşı cinslerse dokunmak şey, tehlikeli. Böyle şeyse mesela, kocası kıskanç mı kocaysa, ya benim doktor, benim terapist bana dokunduğu falan dediği zaman karşı taraf cinayet falan işletebilir. Yani onlar şeye göre değişiyor ama yani genellikle şey böyle sınırlı olarak uygulanabilecek bir şey yok. Ama öyle bir şey ki terapist, terapötik ilişki kurulduğu zaman yüz ifadesi dokunmaktan daha etkili olabiliyor. Bir soru da sorabilir miyim? Uykuda gezen insanlar var. Yani o uyur gezenler. Aha, yani bunun beyinle herhangi bir yeri olur, bir esası neyle bağlı olur? Yani tez baş verir, sanki uykudan ayrıldığında bütün o prosesi hatırlayabilirsin. Sanki ne baş verir, akşam ben bunları etmişim ama bu tez baş verir. Çocuk mu, erişkin mi? Ben özüm. Uykuda dolaşma, yani kişi, mesela epilepsisi olan bir kimse uykuda dolaşıyorsa Sahra grubu hastalık, Sahra gibi değerlendirmek lazım. Ama somnambülizm deniyor, uyur gezerlik. Yani uyur gezerlik de şeydir, böyle bir farklı bilinç durumudur. Kişi o anda her şeyi görür, yürür, hatta çatıya çıkar, kenarında dolaşır, yolda gider, gelir. Bak ondan sonra uyur, bir şey hatırlamaz. Evdekiler görmüştür onu, gezer olduğunu. Farklı bilinç durumudur. Bu beynin şey deniyor buna. Farklı beyin, alter beyin deniyor. Yani alternatif bir beyin bölgesi çalışıyor kişinin. O anda o kişi beyin uyku modunda fakat beynin alternatif bir bölgesi çalışıp ona iş yaptırıyor. Yani bu eğer o an beyin grafilerinde eğer beyin epilepsi odağı çıkarıyorsa bu psikomotor epilepsi olarak kabul ediliyor.
ve epilepsi tedavisi yapılıyor. Onu uyku incelemesi yapmak lazım sık sık oluyorsa. Yani uyku, eğer uyku laboratuvarında bir şey çıkmazsa o kişilerde, o zaman stres ilişkisi alıştırılıyor. Yani stres altında mı oluyor? Mesela anksiyetik gergin olduğumuzda günlük yorulursa, gergin günüm olursa o akşamlar tekrarlanır. Ama ben özüme hiç bir marifet... dışında şey oluyor mu? Mesela yani yanındakine tekme atıyor musun? Yok, tekme atmam ama mesela ben gözüme hiç bundan haşlık koyayım ama evdekiler çok korkuyorlar. Sayıklama, konuşma var mı? Var. O benim babamda da olup. Yani ben de i̇şte uykuda çok... davranım bozukluğu diyor. Mesela uykuda kendini havuzda zannedip atlayan var diyor. Kafası gözü yaranmış yerde. Hocam biz neyce olur? Sanki ben yuhu görürüm. O yuhunun ardı davranışını gösteririm. Yani bu cür olur. Yani stimul olarak yuhudan gelir. Tabii o, işte onun bir muhakkak sık sık oluyorsa bu, stresle ilgili bile olsa bir beyindeki elektriksel faaliyet bozulması var mı diye araştırmadan şey yapılmaz, tedavi etmek doğru değil. Çok sağ olun. Buyurun. Hocam sorabilir miyim? Sağ olun. Evet. Hocam bize belirsiz bir yaklarda empatiye hissinden danıştık biz. Otizmli uşaklarda empati hissi olmadı. Otizmli. Bazen ana ağlayanda ulaşılabilirler. Yani bu neyle alakalıydı? Bizden ne fərqi var onların beyninden? Otizmde gerçekten empati... İleri otistikler var, de yüksek fonksiyonlu otistikler var. Yüksek fonksiyonlu otistiklerde empati olabiliyor. Mesela Asperger sendromu var. Onlar biraz daha şey. Onlarda da olmuyor. Yani empati, yani sosyal. Yani Asperger sendromunda beyinde deha adacığı oluyor. Deha adacığı, yani kişiye diyorsun Şubat ayının 25'i hangi gün diyorsun? Çarşamba diyor mesela. Ondalıklı sayılar 4343 de 2756'yı çarp diyorsun, kafasını çarpıyor. Öyle bir ya da şu manzaraya bakıyor, kapatıyor perdeyi, aynısını, penceresinin yeri dahil aynısını çiziyor. Ama ondan sonra oturuyor, bir kimseyle sohbet, muhabbet edemiyor. Mesela otistik çocukların şeyi özelliği, sınıfa gider diğer arkadaşlar birlikte. Bir hoca bir espri yapar, herkes güler. O anlayamadığı için gülemez. Yani bunun beyinle ne alakası? Onun beyinle alakası işte, beyinde duyguları proses eden beyin çalışmıyor. Ayna nöronlar çalışmıyor onda. Ayna nöronlar çalışmayınca zihin teorisi üretemiyor beyin. Zihin teorisi, mesela insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, insanın zihin teorisi üretiyor. Bu da ayna nöronların bir fonksiyonu. Yani bir iki kişi konuşurken normalde karşı tarafın ne düşündüğünü de biz, ne cevap vereceğimizi de düşünürüz. Karşı tarafın ne diyeceğiyle ilgili tahminde, öngörüde de bulunuyoruz. Mesela yolda bir trafik kazası gördünüz, insanlar doldu oraya. İnsanlar eğer koşturuyorsa, ha bu ölümcül kaza diye yorum yaparsınız. İnsanlar sakin duruyorsa, ha burada basit bir kaza dersiniz. Bunu mesela bir otistik bunu bu zihin teorisi yapamaz, bunu okuyamaz. Bir IQ'su 40-50 olan birisi yapamaz onu, anlayamaz. Ya da şizofren, eğer onunla ilgili beyin bölgesi bozulmamışsa anlayamaz. Ama sağlıklı bir insan, soyut düşünce yeteneği var insanda. O insan orada varsayımlar çıkarır, genelleme yapar. O genellemeleri hareketle orada der ki bir kriz olmuş, onun için böyle tahmin çıkarabiliyor. Yani buna zihin teorisi deniyor. Hatta zihin teorisinin daha ilerisi var ki teori teorisi deniyor. Kişi bir konuyu düşünürken ne düşündüğü hakkında da düşünüyor. Ve bu şeydir, yani teorik fizik böyle çıkmıştır. Zihin teorisiyle. Bu sadece insanda olan bir özellik. Otistiklerde bu yok. Teori üretemedikleri için onlar yemek, içmek, üremek gibi sadece temel ihtiyaçlar için yaşarlar. Yani onun dışında bir şey öğretemezsiniz ona. Yani otistik sosyal beyin gelişmediği için karşı tarafın duygularını anlayamaz. Karşı tarafın ihtiyaçlarını anlayamaz. Ve sadece temel ihtiyaçlarına uygun yaşar ve ancak bazı sınırlı öğrenmeler yapabilir. Yani otistiklerin beyni bu nedenle şey gibidir. Yani diğer ileri otistiklerde özellikle hayvansal beyin gibi çalışır. Yani onun için onlardan fazla bir şey bekleyemezsiniz. Ancak hani sosyal uyumaya yönelik bazı sınırlı şeyler öğretilir. Ama yüksek fonksiyonlu otistik ise onlara öğretilebiliyor. Ama onlara da beyni farklı çalışıyor otistikler. Yani şey düşünün şimdi, çok ben hiperaktiflerde, otistik ailelerde, öğrenme bozukluğu olan ailelerde veriyorum. Şimdi bir dere düşünün. Derede köprü vardır. Herkes o köprüyü geçer.
yürür geçersiniz köprüyü. Ama bu otistik kişilerin yahut da öğrenme bozukluğu olan kişiler o derede herkesin geçtiği yoldan geçmez. Gider taşların arasından geçer. Gider dolambaçlı yollardan, zor yollardan geçer. Bunların beyni böyle farklı çalışıyor. Bir şeye baktığı zaman kısa yol oluşturup hemen düşünemiyor. Dolambaçlı düşünüyor, farklı bağlantılar kuruyor. Hiç anlamsız, bir lüzumsuz sonuçlar çıkarıyor diye. O beyin böyle farklı çalıştığı için de şey, niye böyle acayip davranıyor diyorsun? Niye böyle lüzumsuz gülüyor, konuşuyor diyorsun? Anlayamıyor. Yani onun için duygu emosyon regülasyon yapamıyor onlar. Emosyon regülasyon yani duyguyu ayarlama yapamıyor. Karşı tarafın duygusunu alıyor, kendi duygusunu fark ediyor, ona göre regülasyon yapıyor. Hepimiz bunu günlük hayatta yapıyoruz, emosyon regülasyonu. Bu kişiler duygu ifadesi yok. Yani bazı kün kişiler de vardır böyle. Yani ne, adam ne üzüldü mü, sinirlendi mi anlayamazsın. O kişi maskeli dolaşıyor zaten, duygularını bastırıyor. Buyurun. Eğer uşağı, düz uşağı 5-6 yaşlarında korku geçirirse, yanında valideynler hemen vakti olmazsa, adeten dediğimizi kızlarda bazı yetişkenlik dövründe kızda maddeler mübadilesi bozularak yemeği, kramisi, baş ağrıları, bunlar emele gelebilir psikiyatri. Hal hazırda 16 yaşındadır. Ama araştırmalarda memnun oldu ki 5-6 yaşları arasında valideynlerin aralığı olduğu için korku geçiyor. Yeme bozukluğu dediğiniz gibi yeme var mı? Yeme bozukluğu demek olar ki yemek yemir. Yemek yemir. Sadece kökenleri çok belli. Köklük demeyi olmaz. Sanki durucuma hemir gibi eti şişir. Bu da ancak bu olarda tezahür edilir. Bir de ayaklarda bir balaca binir. Yani ki bu kızda maddeler mübadilesi bozulması, korku hissi, psikada korkma, ürkme. Maddeler mübadilesinde bozuntu yaratabilir. Ve aynı zamanda psikologla, nefrologla bunun paralel bağı çaparışlar. O yaşta beyin bir ergenlik döneminde başladıysa, blue çağında yani, önceden yoksa, o dönemde başladıysa bu hastalık olarak kabul ediyor. Önceden başlamışsa da yaygın gelişim bozukluğu var. Nöro gelişimsel bozukluk var, onların içerisine giriyor. Mesela aynaya çok bakıyorsa, mesela çok bakıyorsa ve hep kilo almayla ilgili korkusu varsa, mesela anoreksiya nervoz var biliyorsunuz, yeme bozukluğu. Kişi 29 kilodur böyle şeyden, yani deri kemik kalmıştır. Ama kendini 150 kilo gibi algılar. Hâlen zayıflamaya çalışır. Makarnayı böyle keser makarnayı. Öyle yani. Var mı aranızda öyle yemek? Yani onlar gerçekten... Eğer nevroluna, psikoluna, mesela psikoluna kömeğine paralel işlese, bu yanlış olan nevroluna pardon. Yok, orada böyle kişilerde, bu kişilerin beyninde yeme algılaması bozuluyor. Yani kişinin elinde değil bu. Yani kişi aynanın karşısına geçiyor, kendini 150 kilo gibi görüyor ama fiziksel olarak 130 kilo. Siz ona ne kadar ikna etmeye çalışsan, ne kadar terapi yapmaya çalışsan, onunla ilgili bak senin kilon böyle desen, katiyen dinlemez. O hayatının birinci planını beden imajını almıştır. Vücudumun şurası ince, ya şu oranın ameliyat olması lazım. Buranın bir etek takıntısı vardır, devamlı belini ölçer. Devamlı mesela şey yapar, kilo alma korkusu vardır. Kilo alma, onun hayatındaki temel dinamik kilo alma korkusudur. O korku nedeniyle kişi böyle her şeyde yani yemek yer, hemen gider kusar tuvalete. Kilo alacağım diye. Yemek yer, hemen müsil alır, kilo almayayım diye. Ve böyle bir kimse artık bu beynin algılamaları bozulduğu için yatırıp serum tedavisi yapılıyor. Serum takılıyor, beyin fonksiyonu düzenleştiriliyor, nöroplastisi bozuluyor. Ondan sonra terapiler yapılıyor. Onun için hastaneye yatırılıyor. Onlar bayağı zor noktalar. Evet, sorun. Evet, buyurun. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu kişilerde bunlarda 3 tane ana özellik var. Birisi dikkat dikkatleri uzun süre sürdüremezler. Mesela normalde bir insan 10 dakika dikkat enerjisi olduğuna 5 dakika zor verir. 15 dakika verecek, sona geldik değil mi? Ve verebilirler. Bu kişilerin dikkat odaklanma problemleri vardı. Beyin ömrünün dopamin maddesi azalıyor. Onu artıran ilaç tedavisi işe yarıyor. Diğerleri dürtüsel diller. Mesela aniden yola fırlarlar. Sonra düşünmeden hareket ederler. Aklına gelen ilk şeyi yaparlar. Ve trafik kazaları çok resimler.
Ağaçlar duvarlar üzerinde dolaşırlar. Ben böyle bir eğitim bıraktım, çocuk gelmişti bir defa. Böyle odaya girerken kapının üstünden girdi. Normal girmedi. Düz duvara tırmanan çocuklar ve onlar elinde değildi, hareketliydi. Yani tedavisi, ilaç tedavisi gerçek. Yani hiperaktivite çoğu zaman şımarıklıkla karışıyor. Yani şımarık çocuklar çok hiperaktif zaten. Yani onlarda gevşek disiplin var. Anne baba tatlı bir disiplin veremiyor. Gevşek disiplin olduğu için çocuk nerede duracağını bilmiyor. Eğitim hataları var. Yani o ilaçsız onlar düzeliyor, eğitim düzeltilerek, disiplin çalışmasıyla. Disiplin davranış eğitimleri, disiplin çalışmasıyla düzeliyor. Ama beyin kimyası bozulmuşsa ilaç gerekiyor. Onun için beynin ön bölgesinin fonksiyonu bozulup bozulmadığını ölçmek şey yapar. Bozulmuş ilaç kullanımını önlüyor. Evet, yani burada son olarak çok slide bitirip ümit aşılanması önemli. Yani gelen kişilerin ümidini çalmamamız lazım. Yani tıp ne diyorsa bütün A planı olmasa B planı, C planı muhakkak plan var. Ümit duygusu iyi ve iyileşme beklentisi beyindeki eczaneyi harekete geçirir. Peki. Saat 10. Teşekkür ederiz.